Sevgili izleyiciler, mutlu akşamlar. Haftanın raporu programıyla karşınızdayız. Ben Cem Açıköz, değerli konuklarımızla birlikte 2 saat boyunca huzurunuzda olacağız ve gündemin öne çıkan gelişmeleri, aslında haftanın raporunu çıkartacağız birlikte. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretiyle başlayacağız. Malumunuz Özbekistan'dan sonraki durağı ise Amerika Birleşik Devletleri olacak. Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na hitap etmesi bekleniyor. Hatta burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Başkanı Joe Biden bir görüşme yapması bekleniyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretinde, hatırlayacaksınız, liderlerle samimi ortamda paylaşılan fotoğraf karesi vardı. O fotoğraf karesini birazdan yönetmenimden rica edeceğim ama önce stüdyo konuklarımı size takdim etmek istiyorum. Hacı Bayramveli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Zakir Avşar bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. ANKASAM Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Kadir Ertaş Çelik bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Çok sağ olun. Gazeteci yazar Osman Diyedin bizlerle birlikte. Osman Bey hoş geldiniz. Teşekkürler. Ve jeopolitik uzmanı Erdem Azizoğlu. Erdem hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Cem Bey. İyi yayınlar. Ve dilerseniz hızlıca ben yönetmenimden rica edeceğim. O fotoğraf karesini yansıtalım ekranlara ve o fotoğraf karesiyle ilgili aslında yorum yapmayacağız ama yorumları değerli konuklarıma bırakacağım. Zakir hocamla hızlıca başlayalım dilerseniz. Çünkü şu fotoğraf karesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya ne mesaj verdiği konuşuluyor. Bu ifade ediliyor. Tabii bu fotoğraf karesinin iç siyasete yansıması da var. Hani hep deniliyor ya, dış politika noktasında kararlı adım atılmadığı yönde, etkin adım atılmadığı yönde muhalefetin eleştirisi oldu. Ama bu fotoğraf hem dünyaya mesaj hem de iç siyasette bu tarzda düşünenlere mesaj niteliğinde mi sizce? Şimdi esasında bu fotoğraf şunu gösteriyor. Türkiye Doğu ve Batı'yı bağlayan bir ülkedir diyoruz. Asya ve Avrupa'ya açılan, Asya'nın Avrupa'ya açılan kapısıdır diyoruz. Bu fotoğraf tam da bunu gösteriyor. Bir de son günlerde mütemadiyen söylediğimiz bir şey var. Türkiye barış yapıcı bir ülkedir diyoruz. İşte bu fotoğrafa bakmış olduğunuz zaman birbirinden feci bir şekilde ayrılmış olan Doğu ve Batı'yı bu fotoğraf birleştirme umududur esasına bakarsanız. Bir tarafta Rusya, Çin, diğer tarafta da Batı. Şimdi nereye gidecek? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gidecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne buradan da gidecek. Muhtemeldir ki bu kadar yoğun bir diplomasi trafiği içerisinde yer alabilen şu anda dünyadaki en ender liderlerden birisi Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bu fotoğrafı böyle alalede bir fotoğraf gibi işte konuk olarak tabii değil mi? Şangay İşbirliği Örgütü'nün tabii ki özel davetlisi olarak gitti oraya. Niye özel bir davetli olarak gitti ve niye orada Sayın Recep Tayyip Erdoğan bulunuyor? Bunun önemi üzerinde durmak lazım. Şimdi gelirken bazı muhalif kanallarda yapılan eleştirilere baktım. Hakikaten ipe sapa gelmez şeyler. Hatta kendilerini böyle en solda addeden isimler öyle şeyler söylüyorlar ki artık solda değil de esasında geçmişten beri de tam farklı bir yerlerin ajanı olduklarını neredeyse beyan edecek ifadeler içerisinde bulunuyorlar. Hiçbirisi Türkiye'nin adamı değil, hiçbirisi meseleye Türkiye açısından bakamıyor bile bir taraftan. Amerikan gözüyle bakıyor, bir taraftan işte Alman gözüyle bakıyor, başka gözlerle bakıyor ama hiçbirisi meseleye bakarken Türkiye açısından bakmıyor. Bu fotoğrafa biz nereden bakmalıyız? Biz bu fotoğrafa Ankara açısından bakmalıyız. Türkiye'nin menfaatleri açısından bakmalıyız. Türkiye nerede duruyor? Bu açıdan bakmalıyız. Bu fotoğrafa işte o açıdan baktığımız zaman bu fotoğraf bir başka anlam ve değer kazanır. Kuşkusuz ki diplomasi tarihimiz bakımından, siyasi tarihimiz bakımından önemli bir fotoğraftır bu fotoğraf arkamızda duran. İnsanlarımız elbette ki bunu takdir ediyorlar, görüyorlar. Burada Türk diplomasisinin de, Türk devlet yönetiminin de, devlet aklının da böyle kritik bir süreçte fevkalade uyanık olduğunu, ülkeyi badirelerden uzak tutmak için, sıkıntılardan uzak tutmak için muazzam bir efor sarf ettiğini gösteriyor bu fotoğraf esasında. Aslında tam anlamıyla şu an ekranlarda, yönetmenim ekranlara yansıttı. Sevgili hocam, biz Putin'le Erdoğan'ın görüşmesini işte bugün belirli bir saatte olacağını defalarca konuştuk ettik ama sanki şu fotoğraftan sonra Putin'le Erdoğan'ın, evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği elbette önemli ama zaten bir araya gelinebilir. Şurada oturmuşlar, şimdi burada bir şey daha, Erdoğan'ı sadece dinliyorlar. Putin, Erdoğan veya diğer şeyler değil. Bakın o fotoğrafın içerisinde Sayın Aliyev'in oturma biçimi. Bakın niye bugünlerde çok önemli? Aliyev'in oturma biçimi tabii ki. Yani
Sayın Erdoğan ve Aliyev'in yan yana oturma biçimi, Aliyev'in yüzünün işte ifadesi, efendime söyleyeyim Sayın Erdoğan'ın rahatlığı, diğer liderlerin büyük bir ilgiyle dinlemeleri. Şimdi Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden bir sıcak çatışma ortamı var. Bu sıcak çatışma ortamında biliyorsunuz ki ne yaptılar? Bir güvenlik örgütünü göreve davet ettiler. Tam bu göreve davet ettikleri süreçte sonuç itibariyle ne dendi? Burası Azerbaycan topraklarıdır. Hayır, böyle bir şey şu anda gerek yok, gerek görmüyoruz dendi. Diğer Türk Cumhuriyetleri de bunu veto ettiler biliyorsunuz. Oraya asker gönderilmesi, müdahale edilmesi Ermenistan'ın çağrısına. Şimdi tam bu süreç içerisinde Pelosi de nereye gitmek istiyor? Erivan'a gitmek istiyor. Şimdi Pelosi'nin Erivan'a gitmek istediği bir süreçte Sayın Recep Tayyip Erdoğan, efendime söyleyeyim, Aliyev, Putin aynı kare içerisinde yer alıyorlar ve bir mesele ele alınırken de Türkiye'nin menfaatleri, Azerbaycan'ın menfaatleri bakımından bu mesele ele alınıyor. Yani Sayın Erdoğan'ın böyle bir toplantı içerisinde bulunmasının tam zamanı ve yeri diye düşündüğüm bir atmosfer aslına baktığınız zaman bu. Yani şimdi biz sadece fotoğrafa değil, aynı zamanda bu fotoğrafın içeriğine de tabii vakıf olmamız gerekiyor. Bu fotoğrafın içeriğine vakıf olmak için de bakış açımızı bizim oraya buraya falan değil, Ankara'ya odaklı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Evet, meseleye şimdi Paris'ten baktığınız zaman... Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in oturma tarzı deyince diğerlerinin hepsine bakıyorum. Tabii. Aslında tarzların hemen hemen yakın. Yani Tacikistan, Rusya Devlet Başkanı, Putin'in, İran'ın hepsinin liderinin oturuş tarzları birbirine Aliyev benziyor. Aliyev orada neyin rahatlığında? Abim yanımda bakın rahatlığında. Değil mi? Bu, gayet bu, tabii bu, budur. Ki. Şimdi bunu ihmal edemeyiz. Bakın bu çok önemli bir şey. Burada benim büyük abim var. Bak ona göre öyle yalnız değilim. Hı hı. Sadece Azerbaycan olarak görmeyin, büyük bir Türk dünyası olarak görün beni. Rahatlığı var Aliyev'in orada. Çünkü o büyük Türk dünyasının olduğunu Kazakistan, Özbekistan'da göstermiştir. Bakın bunu da çok altını çizmemiz lazım. O Türk Cumhuriyetlerinin bu süreçteki tutumlarının da yine öneminin de kavranılması gerekmektedir. Peki. Katkınız olursa söyleyin yine. Kadir Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu fotoğraf karesini? Hocanın kaldığı yerden devam edeyim şu Aliyev noktasında. Orada benim de bir katkım olsun. Bu tip seremonilerde, bunlar her ne kadar sohbet olarak yansıtılsa da, bu da bir diplomatik teamüllerin ve hassasiyetin zirve noktasında olduğu, zirve diplomasisinin bir parçası sürecinin. Kimin nereye oturacağı da önemlidir. Yani hocam Aliyev'in oturuşunun rahatlığını ifade etti. Bakın Aliyev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen yanında oturuyor. Biraz da gerisinde oturuyor. Bu şöyledir. Bizim çocukluk dönemlerimizde büyüklerimiz bizi kendi bulundukları kıraathanelere götürdüler. Büyüklükler masada hakim pozisyonda otururdu. Biz daha gençler olarak onların işte himayelerinde olduğumuz belli olsun diye biraz da yanlarında oturduk. Bu o açıdan da önemli. Yoksa Aliyev o köşeye değildi. Hemen İran devletinin reisi gibi oraya oturabilirdi. Yani burada bu da çok önemli. Bilinçli bir tercih. Bilinçli bir oturma. Bir diğeri Erdoğan'ın sağ tarafında Türk dünyasından ve Türkiye'ye yakın devlet başkanlarının olduğu bir denklemle oturuluyor o masada. Hı hı. Yani Şangay olmasına rağmen Erdoğan'ın üye olmama, Türkiye'nin üye olmamasına rağmen Erdoğan'ın oradaki hakim pozisyonu Türkiye'nin yükselen Avrasya'daki gücünü ve önemini de ortaya koyuyor. Şimdi Şangay 96'da Şangay Beşlisi olarak başladı. Ardından işte 2001'de Özbekistan üye olunca Şangay İşbirliği Örgütü adını aldı. Öncelikle bölgesel bir örgüttü. O bölgede Sovyetler Birliği sonrasında söz konusu olan sınır sorunlarını bir anlamda çözmek için kuruldu aslında. Günümüzde gelinen noktada küresel hegemonyaya meydan okuyan ve çok kutupluluğu destekleyen bir organizasyon iddiasıyla hareket etmeye başladı. Şangay çatısı altına girer mi Türkiye? Türkiye girerse ne olur? Şu anda ne oluyor? Yani Şangay, şimdi Türk kamuoyunda şöyle bir tartışma var bizde. AB'den vazgeçsin Türkiye, Şangay'a gitsin. Şangay ekonomik bir örgüt. Aslında ekonomik bir örgüt değil.
değil. Hı hı. Ama ekonomik kapasitesi çok büyük bir örgüt. Tam anlamıyla sınır sorunlarını çözmeye odaklı bir örgüt olsa da askeri bir örgüt değil. Yani NATO'nun bu anlamda da bir şahsına münhasır Avrasya'da ama küresel eğilimleri olan bir örgüt. Türkiye bugün diyalog ortağı. Türkiye zaten resmi olarak üye olmasa da Şangay projelerinin tamamında yerel sorunlar hariç, onların da büyük bir kısmında yine Türkiye inisiyatif alabiliyor ve denkleme dahil ediliyor. Tamamında Türkiye'nin zaten partnerliği söz konusu. Bu örgütlere üye olmanın temelinde de örgüt içerisindeki politikalara etki edebilmek, bu politikaları birlikte yürütebilmek ve bu politikalar sonucunda oluşan faydayı maksimum seviyede milli çıkara dönüştürebilmektir amaç. Türkiye bunu üye olmadan da sağlıyor. Ayrıca Türkiye'nin Şangay'a üye olmasının önünde günümüzde en ufak bir engel yok. Jeopolitik anlamda yok. Ama birkaç rahatsız olacak bölgeler var muhakkak. Tabii ki Batı Atlantik İttifakı şu tablodan da çok rahatsız oluyor. Bakın, Türkiye'nin Rusya ile gelişen bir işbirliği söz konusu. Çin'in Türkiye'ye ciddi bir ihtiyacı var. Nedir bu ihtiyaç? Özellikle orta koridor üzerinden. Hı hı. Bu kuşak yol girişimi var Çin'in, malumunuz 68 ülkeyi etkileyen, doğrudan etkileyen ve dahil olduğu tüm küresel sistemi, ekonomik sistemi dönüştürebilme kapasitesine sahip ciddi bir projeksiyon. Türkiye bu noktada bütün hat kuşakların, hem Karadeniz'in üstünden geçen hem Körfez tarafından geçen bütün kuşakların, birden fazla burada kuşak yolu var, merkezinde bir noktada yer alıyor. Hı hı. Ayrıca orta koridor olarak bir iddiamız var bizim Türkiye devleti olarak. Orta koridor da hem en güvenli koridorların başında geliyor hem de en avantajlı ekonomik anlamda da bir koridor, bir hat, özellikle enerji jeopolitiği bağlamında. Çünkü üst koridor bugün Rusya ile daha fazla entegre olmuş. Son bir iki cümle, çok özür diliyorum diğer konuklardan. Bu bağlamda Çin de Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor veya Türkiye'ye karşı duramıyor. Zaten Türk dünyasının, Türk devletleri Türkiye'yi tırnak içinde ifade ediyorum, abi olarak görüyor. Yani Türkiye'nin bir emperyal abiliği yok ama işte Azerbaycan Dağlık Karabağ'da çatıştığı zaman Türkiye hem masada hem de dolaylı olarak sahada. Peki. İHA ve siyadesiyle. O nedenle Türkiye ez cümle resmi olarak üye olmasa bile fiil olarak o denklemin en önemli aktörü pozisyonundadır. Bugün bu küresel politikada da dengeler etkileyecek bir tercihtir. Peki. Ertem Hoca. Ben fotoğrafa baktığımda jeopolitik anlamda Türkiye'nin, klasik bir şey vardır ya söz, Türkiye Batı ile Doğu arasında köprü görevi gelir, coğrafi gücünden kaynaklanan. Yani burada Türkiye'nin ne kadar doğru bir dış politika izlediğinin aslında bu fotoğraf yansıması. Türkiye hem Batı dünyasında hem Doğu dünyasında sözü dinlenen, yani orada Cumhurbaşkanımız konuşuyor malumunuz, bütün liderler Cumhurbaşkanımızın ağzına bakıyor. Sözü dinlenen, değer verilen, etkin bir gücü olan bir Türkiye profili çiziyor bu fotoğraf. Yani o bakımdan hem Batı dünyasında, NATO toplantılarında, Madrid zirvesinde de Türkiye yine sözü dinlenen, ondan sonra orada da etkili bir güçtü. Herkesin ağzının içine baktığı bir güçtü. Burada da Doğu dünyasında da Türkiye'nin, herkes ağzının içine bakıyor. Yani Türkiye'ye şunu demek istiyorum Cem Bey. Hem Batı dünyasının hem Doğu dünyasının ihtiyacı var. Türkiye'yi herkes yanına almak istiyor. Yani bu aslında bu fotoğraf onu gösteriyor. Ben burada... Aslında Türkiye'nin de jeopolitik anlamda ne kadar önemli bir yerde olduğunu söylüyorsunuz, evet, değil mi? Aslında biz bunu hep söyledik söylemsel olarak, sözlü olarak, ama bu söylemsel olarak ifade ettiğimiz o cümlenin en güzel yansıması, evet, bu fotoğraf karesi. İlk defa bu yansıdı. Yani somut olarak hep anlatırız ya, Türkiye Batı ile Doğu arasında. Türkiye'ye muhtaçlar deriz ya. Evet. İşte Doğu dünyasında da Türkiye'nin bir değeri var, bir anlamı var, hı-hı, bir kıymeti var. Sözü dinleniyor. Batı dünyasında da, NATO'da da. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız NATO, Madrid'de de aynı şekildeydi. Şimdi Özbekistan'da da aynı şekilde Şangay. Burada Şangay İşbirliği Örgütü ile ilgili aslında jeopolitik anlamda Şangay İşbirliği Örgütü ne demek? Ona bir vurgu yapmak istiyorum. Şangay İşbirliği Örgütü Asya'nın aslında Batı'ya bir cevabıdır. Hı hı.
Malumunuz Japonya aslında bunu ilk defa kullandı ama günümüzdeki tezahürü bu. Asya Asyalılarındır diye bir düşünce var Asya'da. Yani bugünkü tezahürü, yani 20. yüzyıldaydı bu, Japonya'dan çıkan bir düşünce, bir hareket. Japonya'nın Rusya'yı 1905 savaşında yendikten sonra ortaya çıkan bir düşünce. Batı'nın Asya'ya hareketini önlemeye yönelikti. Şimdi de Çin önderliğinde, Rusya önderliğinde ve Türkiye'yi de yanına almadan olmayacağı anlaşılan aslında Asya'nın Batı'ya cevabı olan jeopolitik bir örgütlenmedir bu. Yani o bakımdan Şangay İşbirliği Örgütü'nü jeopolitik anlamda ben bu şekilde okuyorum. Ve hem Batı hem Doğu Türkiye'siz yapamayacağını bir kez daha bu fotoğraf ispatlamaktadır. Diyorsunuz. Peki hocam, yayın boyu dış politikada size geleceğiz. Şimdi birazdan siyasete gireceğiz ama Osman Bey'in de bu fotoğraf karesiyle ilgili muhakkak söyleyecekleri vardır. Çünkü iki gündür çok konuşuluyor. Buyurun. Şimdi bu fotoğraf ikiden küresel diplomasi için unutulmaz bir fotoğraf. Yani tarihe not düşmüştü. Bu fotoğraf karesinin bundan sonraki yıllarda unutulmayacağını bir kere belirtelim. Şimdi bu fotoğraf dünya nüfusunun %68'i. Dünya yeraltı kaynaklarının da %56'sı. Dünya üretiminin de %72'si. Bakın bu fotoğrafın anlamı bu. Yani çok önemli bakın. Dünya nüfusunun %68'i. Yeraltı kaynaklarının %56'sı. Dünya üretiminin de %72'si. Böyle bir fotoğraf. Bu fotoğraf dünya. Bu kısaca. Yani aşağı yuvarlayacağız. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Batı'ya, yani biz size muhtaç değiliz fotoğrafı, yani alternatifimiz orada karşımızda duruyor. Gerçekten Türkiye'nin son dönemde dış politikada tarih yazdığını açık ve net olarak söyleyelim. Bir tarafta 6+1 masa, daha nelerle uğraştığını biliyoruz. Bir Devlet Bahçeli ama ona artık 6+2 dedi. Dış güçleri de kattı işte, belki konuşacağız ilerleyen zamanlarda. Yani dediğim gibi, yani bu tablo... Jest ve mimik derse ne ifade ediyor Osman Bey? Putin'in oturuşu. Kendine güvenen bir Türkiye. Azerbaycan, Zakir Hocam çok güzel yorumladı onu. Aliyev'in de duruşu da çok önemli orada. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte. Gerçekten bu fotoğraf karesi hiçbir zaman unutulmayacak yani. Biz ne fotoğraf kareleri gördük? Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nın, ABD Başkanı karşısında hangi pozisyonlarda olduğunda yaşadık, gördük. O açıdan gerçekten ben bir Türk evladı olarak gurur duydum bu fotoğrafta yani. Peki muhalefet şimdi eleştirmeyecek mi? Yani özellikle şimdi diyecekler ki iki günden beri bir fotoğraf karesidir, konuşuyorlar. Ama onlar da aslında bu fotoğraf karesinin tarihi bir fotoğraf karesi olduğunu anlıyorlar ama bunu dillendiremeyecekler. Zakir Hocam, sizin söyleyecekleriniz var hemen. Size geleyim, sonra Osman Bey'e gideyim, sonra Kadir Bey'den de alacağım. Hocam, size dış politika ilerleyeceğiz bugün. Zakir Hocam buyurun. Şimdi muhalefet eleştirir, eleştirecektir de. Fakat eleştirileri acaba incir çekirdeği doldurur mu, buna bakmak lazım. Dış politika duygusallık üzerinde gitmez. Bazı reel gerçekler üzerine gider. Dış politikada ülkelerin menfaatleri vardır. Eğer ülkelerinizin menfaati varsa elbette ki bu tür ortamlarda ülkenizin menfaatini savunursunuz. Burada mesele şudur. Olaya nasıl yaklaşıyoruz? Bakın, hep onun altını çizmeye uğraşıyorum. Türkiye diyorlar Batı'dan uzaklaşıyor mu? Bu fotoğraf Türkiye'nin Batı'dan uzaklaştığı anlamına gelmez. Türkiye yönünü Batı'ya çevirmiş demokratik bir ülkedir. Bu ülkelerdeki rejimler ne olursa olsun. Biraz evvel ne dedi çok kıymetli kardeşim Osman Bey? Burası dedi dünyanın ekonomik kıymetinin %62'sini üreten bir bölgeden bahsediyoruz dedi. Türkiye'nin bu bölgede menfaatleri olmayacak mı? Şimdi Türkiye böyle küçük bir ülke midir? Zavallı bir ülke midir? Türkiye kendi menfaatleri söz konusu olduğu zaman işbirliği, ilişki geliştirmeyecek mi? Gayet tabii ki Türkiye böyle bunu kritik bir süreçte... Bunu eleştirenler iktidara gelseler aynı şeyi yapmayacaklar. Mecbur yapacaklar yani. Şimdi bir bu... Yanlışmış bu gibi son derece söylemeye şimdi, çalışıyor. Evet, bu son derece pragmatik bir şey, mesele. Dolayısıyla da bu pragmatik meselede bizim duruşumuzu ne yapmamız lazım? Doğru düzgün bir şekilde konumlandırmamız lazım. Biz duruşumuzu doğru düzgün bir şekilde konumlandırdığımız takdirde karşımıza şu çıkacak. Türkiye hakikaten
büyük bir ülkedir, sözü dinlenir bir ülkedir, önemli bir ülkedir, kıymetli bir ülkedir ve böyle bir ülkenin sonuç itibariyle Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde de, Avrupa Birliği içerisinde de, farklı uluslararası platformlarda da elbette ki kıymetli bir yerinin olması gerekir. Hı hı. Avrupa Birliği yıllardır bizi kapılarında bekletmeyi bir alışkanlık ihtiyat haline getirdi. Bizi oyalamayı bir ihtiyat haline getirdi. Kuşkusuz ki bu fevkalade kötü bir şeydir, doğru bir şey değildir. Bunu kabullenemeyiz. Aklıma ne geldi hocam? Destek olacaksınız büyük ihtimal Osman Bey de, Kadir Bey de. Belki söyleyecektiniz ilerleyen zamanlarda ama... Ama bu bizim Şangay İşbirliği Örgütü'ne gireceğimiz anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Elbette ki. Ama öyle bir talep de, istek, bir arzu da yok herhalde, hayır, değil mi anladığım şey, kadarıyla? Hayır, bizim yönümüz batıya dönüktür. Doğru. Türkiye yönünü batıya çevirmiştir. Ama şimdi, Türkiye'nin menfaatleri doğuda da vardır, Afrika'da da vardır, tabii, diğer kıtalarda da vardır, Amerika'da da vardır. Türkiye menfaatlerini en üst düzeyde her yerde takip eden bir ülke olarak bu fotoğraftan bizim onu anlamamız gerekmektedir. Türkiye tek kutupluğu reddetmektedir. Burada bunun da altını çizmemiz, peki, lazım. Hegemonik bir yapıyı reddetmektedir. Türkiye bir bölgesel büyük güç olarak varlığını bu şekilde de ortaya koymaktadır. Peki. Şimdi yönetmenimden bir şey rica edeceğim. Şu fotoğraf karesini bir Jimmy'den görelim mi yönetmenim? Şimdi hani demin yaptık ya, zoom girdik, zoom çıktık. Şu Putin'e doğru biraz daha yaklaşırsak bir şey soracağım ve hem Osman Bey hem Kadir Bey'e, Zakir Hocam'a ve Erdem Hocam'a da bir soru sormak istiyorum. Şimdi geçmişte muhalefetin tutumunu konuşuyoruz ama hani bu fotoğraf karesiyle ilgili muhalefet ne diyor, ne demiyor? Tarihi bir fotoğraf. Aslında bunu hepimiz konuşuyoruz. Günlerdir konuşuyoruz. Bugün de konuşuyoruz. Neden konuşuyoruz? Hakikaten belki uzun yıllar boyu işte Erdem Hocam az önce ifade etti. Biz birçok konuyu konuşuyoruz. Türkiye'nin jeopolitik anlamdaki konumu çok önemli. Ama bu söylemin artık fotoğrafa vurmuş hali. Şimdi geçmişte Putin'i kapıda bekledi diye. Putin'e yaklaşabiliyor muyuz arkadaşlar? Putin'i kapıda bekledi diye yaygara kopartanlar. Şimdi Putin'in, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında böyle oturuşuna ne diyecekler? Osman Bey, sizinle başlayalım buna. Hatırlayacaksınız. Vallahi şimdi Putin kapıda bekletti diye burada yaygara kopartıldı. Biz dakika tuttuk, saniye tuttuk. Şimdi Putin'in oturuş tarzı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında. Ekranlara ya yansıyor. Ben şunu anlayamıyorum. Yani o anda elini bağlayabilir, böyle yapabilir. Yani bunlar üzerinde yorum yapmak bile son derece yanlış. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız da böyle durabilirdi o anda çekildiği tabii zaman. Tabii ki. Yani şimdi Putin Putin'dir. Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Devlet yani o bekletme konusunda çok yaygara kopartıldı ya. Bunları yani anladım demek istediğinizi. Hı. De. Yani şu var. Yani bir fotoğraf karesindeki el hareketiyle yorumlamak yerine oradaki duruşa bakacaksın. Ama ben jeste ve mimiğe de önem veriyorum açık söyleyeyim. Böyle konularda jest ve mimik önemli bence. Aile fotoğraflarında. Ya şimdi Putin'in vücut dili önemli. Şimdi şöyle bence hani hep bakın, yorumluyoruz. Şimdi nasıl Sayın Cumhurbaşkanlığını bekletti diye bir algı yarattılar, hı-hı, değil mi? Ya şimdi bu fotoğraf son derece yanlış bir algıydı. Şu fotoğrafta da ya Putin işte Tayyip Erdoğan böyle demeyecekler işte. Diyemezler. Yani bunu soruyorum şey aslında. Ya. Bence bu fotoğrafın anlamını az önce anlattık. Yani şimdi bu fotoğraf dünyanın 3'te 2'si demek benim için yani. Bu fotoğraf. Dünya 5'ten büyüktür diyoruz da dünya 5'ten büyüktür. Türkiye'de sonuç itibariyle dünyada sözü sohbeti dinlenen, görüşleri önemseyen, barış yapıcı bir ülkedir. Türkiye'nin burada bulunmasındaki temel sebep dünyanın şu an içinde bulunmuş olduğu sıkıntılardan kurtulması için bir zemin oluşturmaktır. Türkiye barış yapıcı bir ülkedir. Türkiye doğuyla batıyı birleştirmektedir. Dolayısıyla da bu fotoğrafa anlam vereceksek şayet Türkiye'nin menfaatleri bakımından, dünyanın yararları bakımından olaya yaklaşmamız gerekir. Ankara gözlüğüyle baktığımız zaman bu fotoğraf çok daha büyük bir anlam kazanır. Bir de bu fotoğrafın en büyük özelliği ne biliyor musunuz? Son derece samimi bir fotoğraf. Neden biliyor musunuz? Hiç resmiyet yok. Bir tanesinde kravat yok. Dikkatinizi çekeyim bak. Bir tanesinde kravat yok. Genel görelim mi? Bir üç tane, bakın, üç kişi görüyoruz. Hiçbirinde kravat yok. Üç lider görüyoruz. Bak. Görüyorsunuz. Yani yanda oturanlarda, evet, bile kravat, evet, yok. Bak şu arkası dönük olanlarda bile kravat yok. Doğru. Son derece samimi, dostluk. Yani böyle bir fotoğraf bu. Sayın Cumhurbaşkanı orada işte ne anlatıyorsa bilemiyoruz tabii. Hepsi gülüyor falan yani. Bu fotoğraf karesi sorulacaktır. Bakın, bu anda sorulacaktır bakın, bu gazetecilerle. Batı'yı da belki. Amerika'yı da kıskandıran bir fotoğraf. Türkiye'de de muhalefetin bütün psikolojisini bozan bir fotoğraf. Yani bu açıdan değerlendirmek gerekiyor. Hı hı. Yani muhalefetin bütün psikolojisini bozdu yani. İşte diyoruz ya Putin'i... Tayyip Erdoğan'ın farkı bu bakın.
Yani Sayın Erdoğan karşısında kim olursa olsun hiçbir zaman eğilmeyen, bükülmeyen, doğru bildiğini söyleyen bir lider. Hele Vides'ten attığı zaman da tam atıyor. Yani öyle bir şey de var. Hatırlayın, One Minute böyle olmuştu. Tabii. Yani orada o tabloda. Yani öyle değerlendirmek gerekiyor. Ben gerçekten bırakın AK Parti'yi, CHP'yi, MHP'yi, işte Saadet'i falan, bir Türk evladı olarak gurur verici bir fotoğraf. Yani bu fotoğraf karesine karşı muhalefetin ne kadar algı yürütürse yürütsün çok komik duruma düşüyor. İşte dünyanın en iyi işini de yapsalar biz karşı çıkmaya devam çok edeceğiz demişler diye. Kadir Hocam bir cümle alayım hemen Erdem Hocam'a gideyim. Beklettim Erdem Hocam. Şimdi birincisi... Lafa girecektiniz diye söz verdim. Doğru anladım değil mi? Evet. Bir iki ekleme yapayım. Ama bir iki cümle olsun. Tamam. Erdem Hocam'dan özür dileyerek. Yok, istirham edelim lütfen. Birincisi bu fotoğraf... Erdoğan... Daha süremiz var. Bu fotoğraftan sonra nereye gidiyor? Amerika'ya gidecek. Bu fotoğraf Amerika'ya da bir mesaj. ABD'ye gitmeden önce belki Biden'la da görüşecek. Ona da bir mesaj. Bu fotoğraf bilerek servis edildi. Yani bu tip fotoğraflar tesadüf servis edilmez. İkincisi... Putin, Erdoğan'ın... Bu cümlede Amerika'ya verdiği mesajı söyleyin. Erdem Hocam'a bu konunun daha detayını soracağım. Ben Avrasya'nın güç merkezlerinden biriyim. Hı hı. Ve alternatifsiz bir dış politika projeksiyonum yok. Mesaj. Bu mesajı Amerika'ya da verildi diyorsunuz. Bir sonraki durağa. İkincisi, oturma olayı ve Putin'in bekleme meselesini hemen bir değineyim. Ben örnek gösterdim Putin ama yerinde bir örnek oldu bekletti, galiba. Bir dakika bekletti. Erdoğan hemen... misliyle karşılık verdi. Ardından Erdoğan da Putin'i bekletti. Tevafuk geçen hafta bir diplomatik heyetle hangi ülke niyet olduğunu ifade etmeyeceğim. Yaptığımız görüşmede, çünkü onlardan izin almıyorum bu açıklamayı yaparken, hı hı, bu bekletilme olayını kendileri bize ifade etti ve Erdoğan'dan övgüyle bahsettiler. Papayı bile bekleten Putin'e cevabı sadece Erdoğan verebildi ve Putin'i bekletti dediler. Erdoğan karşısındaki kişi ayak ayak üstüne atarsa ayak ayak üstüne atar. Yayılırsa yayılır. Daha kibar oturursa kibar oturur. Bunlar diplomaside çok önemlidir. Orada Erdoğan'a soğuk olduğuna dair bir mesaj vermek isteyen lider olsaydı, ki tartışırsak onu konuşuruz, daha farklı otururdu. Orada Erdoğan'ı okeyleyen bir oturuşta var. Son olarak bu bağlamda şunu da ifade edelim. Hani biz batıcılık falan diyoruz, muhalefet eleştiriyor ya, otokratik rejimler, işte demokrasiden uzaklaşan falan. Türk dış politikasının batıcılık anlayışı, kıta Avrupası veya Atlantik bölgesindeki ülkelerin hegemonik liderliğini kabul etmesi anlamında değildir. Türk dış politikasındaki batıcılık anlayışı muasır medeniyet seviyesine ulaşmaktır. Bu muasır medeniyet seviyesi belki doğuda taçlanacak. Çünkü Doğu dünyanın küresel sistemi yükselen gücü. Üretim araçlarıyla, ekonomik enstrümanlarıyla, politik gücüyle. Siz bunları zaten güçlendirdiğiniz zaman bilgiyi de kendiniz üretirsiniz. Bilgi-iktidar ilişkisi. O nedenle Türkiye bağlamında ne ABD, ne Rusya, ne Çin. Her şey Türkiye için. Türkiye ABD'den vazgeçemez değil, vazgeçebilir. Bu Türkiye'nin batıcılık politikasının da ihlal edildiği peki anlamına gelmez. Peki. Erdem Hocam, Amerika yandan konuşuyoruz ya, konuklarımız diyor ki işte Amerika'ya da bir mesaj aslında bu fotoğraf karesi. Şimdi Putin'le görüşmesi dedik. Aslında bugün Cumhurbaşkanı Putin'le görüşüyor. Şu fotoğraf karesi onun bile önüne geçti. Hani Putin'le ne görüştü, ne konuştu, ne çıkacak onu bile belki konuşamıyoruz. Ama şu fotoğraf karesinden sonra muhakkak güzel şeyler konuşulmuştur. En azından Türkiye Cumhuriyeti'nin lehine olabilecek. Şimdi bir sonraki adım... Durak Amerika Birleşik Devletleri olacak. Bu fotoğraf karesi Amerika'ya nasıl bir mesaj? Ve Amerika'da da işte bu tarzda bir samimi bir fotoğraf görebilir miyiz sizce? Yani dediğim gibi... Birleşmiş Milletler'de en azından Türkiye, katılacak, seslenecek orada. Coğrafi gücünden kaynaklanan, hep jeopolitik önemini bahsediyoruz. Köprü görevini çok güzel ifade eden bir fotoğraf. Yani Türkiye'nin buradaki gücü aynı zamanda Batı'da yer almasından da kaynaklanıyor. Batı'daki gücü de bu karede, yani Doğu dünyasında da sözünün geçmesi, Doğu dünyasında da Türkiye'ye olan ihtiyaçtan dolayı, Batı dünyasında da değeri. Yani Amerika'ya Türkiye güçlü olarak gidecek. Yani bu fotoğraf Amerika'ya da şöyle bir mesaj veriyor. Yani diyor ki ben hem Batı dünyasında hem Doğu dünyasında ihtiyaç olunan değerli, kıymetli bir ülkeyim. Coğrafi gücüm,
Jeopolitik konumun bunu gösteriyor. Yani Türkiye şu an Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde jeopolitik önemini aslında bu fotoğraf gösteriyor. Yani o bakımdan Türkiye hiçbir şekilde ne batıdan kopacak ne doğudan kopacak. Coğrafi, jeopolitik misyonuna uygun olarak sadece köprü görevi yapacak. Hem doğu dünyasının batıya ihtiyacı var, batı dünyasının da doğuya ihtiyacı var. Yani şimdi mesela bu fotoğrafta Putin malumunuz Ukrayna Savaşı'ndan dolayı sıkışmış durumda. Yani Türkiye hangi tarafta yer alırsa mutlaka batı dünyasında da yer alırsa batı dünyası kazanır. Doğu dünyasında yer alırsa doğu dünyası kazanır. Onun için Türkiye hiçbir tarafta tam olarak yani yer almayacak. İki dünyayı da köprü jeopolitik misyonuna uygun olarak köprü olarak birbirine bağlayacak. Hı hı. Ama bizim burada Çin devlet başkanı yok. Bizim Şangay İşbirliği Örgütü'nde güçlü olmamız için yani bu fotoğraftaki gücümüzü görüyoruz. Daha güçlü olabilmemiz için Türkiye'nin mutlaka yapması gereken bir husus var. Onu atlamamak lazım. Zengezur koridorunun açılması lazım. Yani Çin'den Avrupa'ya, Avrupa'dan Çin'e olan o akışın işte orta koridor, orta koridor. Orta koridor ama Azerbaycan'la Türkiye'yi bağlayacak olan Zengezur koridorunun mutlaka bir an önce açılması lazım. Şangay İşbirliği Örgütü'nde Türkiye'nin bence bunu mutlaka şart koşması lazım. Eğer Batı dünyasıyla Doğu dünyasını biz bağlayacaksak bu koridor olmadan Türkiye gerçekten Şangay İşbirliği Örgütü'nde tam gücünü gösteremez. O bakımdan şimdi Rusya çok sıkışmış bir durumda. Türkiye tahıl koridoruyla dünya barışına hizmet ediyor. Şimdi malumunuz bugün Putin'in bir açıklaması vardı. Putin bize anlaşmak istiyor. Evet. Anlaşmak istiyor. Burada yine Türkiye yapıcı bir rol üstlenecek. Çünkü hem Doğu dünyasında hem Batı dünyasında sözü geçiyor. İki dünyanın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Yani o bakımdan Amerika'ya biz giderken bu fotoğraf bize güç verecek. Amerika'da bizim gücümüzü bu fotoğraf sağlayacak. Burada da bizim NATO'daki varlığımız burada bizim gücümüzü sağlıyor. Yani bizim burada gücümüzü aslında sağlayan hem Batı'da var olmamız, Batı dünyasında yer almamız ve coğrafi, jeopolitik konumumuza uygun olarak köprü vazifesini yerine getirmemizden peki kaynaklanıyor. O bakımdan Türkiye mutlaka Zengezur koridorunu bir an önce açılmasını sağlamalı. Çünkü malumunuz bu Şangay İşbirliği Örgütü toplantısından önce 13 Eylül sabahı Azerbaycan'la Ermenistan arasında çatışmalar oldu. Ermenistan-Azerbaycan sınırına. Size birazdan. Yani o konu da burayla ilgili. Doğru. Onu soracağım. Yani, hatta siz konuşuyor. Tamam. Onun da notunu aldım önüme. Ermenistan tamam. Provokasyonları Erdem Hoca diye. Şimdi Zakir, biz şeye geçelim bu arada. Siyasete geçelim. Fotoğraf karesini muhakkak. Oraya geçmeden bir iki şey buyurun, buyurun. Hemen ilave edin. Şimdi bakın. Bu Şangay İşbirliği Örgütü'nün bir taraftan siyasi ayağı var ama diğer taraftan ekonomik ayağı var. Diğer taraftan bizim buradaki ülkelerin önemli bir kısmıyla komşuluk ilişkilerimiz var. Yakın komşuluk, uzak komşuluk ama komşuluk ilişkilerimiz var. Sürmekte olan ilişkilerimizin arasında sorun alanları da var. Doğal olarak da böyle bir yapının içerisinde burada bir diplomatik ortam var. Türkiye'nin burada bulunuşunu bir makas değişikliği veya bir makas değişikliği ihtimali gibi değerlendirmek doğru bir şey değildir. Türkiye zaten bu tür platformlarda farklı farklı zeminlerde oluyor. Bir Astana süreci de yaşadık mesela, bu ülkelerin bir kısmıyla oradaydık. Bir başka ikili diplomasiler yoluyla zaten Pakistan'la olsun, Hindistan'la olsun, efendime söyleyeyim orada bulunan diğer ülkelerin hepsiyle olsun ilişkilerimiz devam ediyor. Hatta Ermenistan'la bile sonuçta Türkiye'nin bir diplomatik ilişkisi var. Yani Çin'le ilişkilerimiz var, hem iktisadi ilişkilerimiz var hem başka bağlamlarda yine işbirliklerimiz gelişiyor, oluşuyor. Bunları yapmayacağız diye bir şey yok. Önümüzde bir mani de yok. Ama Türkiye'nin burada bulunuşunu bir çizgi değişikliği gibi, bir makas değişikliği gibi görmek veya buraya gider diye bir yorumda bulunmak, bu doğru bir şey değil. Bu haklı bir şey de değil. Gerçekçi bir şey de değil. Türkiye dediğim gibi ittifaklarını kurmuştur. Zaten bulunduğu dünya bellidir. Sadece ve sadece bu bulunduğu dünya içerisinde bazılarının ahde vefa sorunu vardır.
bu ATVF sorununu aşmak için de kullandığımız bir manivela değildir bunlar. Bakın bunun da altını çiziyorum. Türkiye'nin şu konjonktürde menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapmak için yapılan işlerdendir. Ama dünyanın böyle bir ikliminde şu fotoğraf karesine girebilmek kolay bir iş değildir. Tabii ki. Büyük tabii bir ki. Başarıdır. Esas bunun üzerine odaklanmamız gerekmektedir. Buradan bazı vatandaşlarımızın ya işte Türkiye nereye gidiyor? Acaba işte bu hepsi antidemokratik, diktatöryal ülkeler. Türkiye'de böyle bir acaba sistem, rejim değişikliği mi olacak falan? Hayır, hiç kimsenin böyle bir şeyi yoktur. Türkiye demokratik bir ülkedir, çağdaş bir ülkedir, çok farklı bir ülkedir. Bu ülkelerin hepsinden daha farklı da bir ülkedir. Çoğundan hem demokratik standartları peki. hem yaşam standartları yüksek bir ülkedir. Tam tersi onların hepsi Türkiye'ye öykünmektedir. Bu bakımdan da meseleyi o boyuta götürüp tartışmak çok yanlış olur. Yani Türkiye'nin her zaman söylediğimiz gibi yönü batıya dönüktür. Böyle bir imkan ihtimal yoktur ama işbirliğimizin önünde de bir mani yoktur. Çünkü Türkiye'nin menfaatleri vardır işbirliklerinde. Tabii ki. Osman Bey mi ekleyin, ekleyin, ekleyin. Siyasete geçecektim. Osman Bey sizinle başlayalım. Dün de mesela son açıklaması çarpıcı. Hangisi? Bugünkü zirveden sonra Türkiye Rusya'dan doğalgaz sevkiyatları için Avrupa'da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldi. Doğru. Türk akımı sorunsuz şekilde çalışıyor. Çok önemli bir mesaj. Yani hele dünya konjonktüründe hep diyorlar ya Türk akımı projesini kesecekler diye. Avrupa'nın gaz sorunu yaşadığı dönemde Türkiye'ye vurgusu çok önemli. Putin'in. İstedikleri kadar doğalgaz verebiliriz, artırabiliriz de diyorlar. Tabii, bu da çok güzel bir şey. İşte bu tür temasların böyle pragmatik, pratik neticeleri var. Esas buna odaklanmamız lazım. Türkiye'nin ihtiyacı zaten bu şu anda. Peki. Çok doğru bir politika izledi aslında. Türkiye'nin bakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna, Rusya savaşında ortaya koyduğu duruş bugün Türkiye'yi ne duruma getirdi? Yani Türkiye'nin yani nasıl o savaştaki arabuluculuk misyonu tabii getirdiği durum mu? Dünyada nasıl bir güvenilir ülke olduğunu işte tahıl olayında gördük. İşte doğalgaz olayında görmeye başlayacağız. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti duruşu ile dünyada örnek bir ülke haline geldi. Bu çok önemli bir olay yani. Doğru. Erdem Hocam? Yani bu fotoğrafı şöyle bir şekilde de açıklayabiliriz. Türkiye her zaman tarihin doğru yerinde durmuştur. Yani buradaki duruşu da doğrudur. İzlediği politika da doğrudur. Yani ben bu şekilde değerlendiriyorum. Yani o bakımdan bu kare çok şey ifade ediyor. Ama iç siyaset açısından söylemek istiyorum. İzlediği politika Türkiye'nin doğrudur. Peki. Şimdi tabii iç siyaset diyeceğiz ama İç siyasetle ilgili muhakkak bu fotoğraf karesine tekrar geleceğiz ara ara. İşte az önce konuştuk diye bir örnek gösterecekler değerli konuklarım. Bu bölüme Kadir Hocam'la başlayayım. Şimdi bir karikatürümüz vardı. O karikatürü alalım. Yönetmenimden rica edeceğim. Bu karikatürü MHP lideri Devlet Bahçeli aylar öncesinde grup toplantısında ifade etmiş, göstermişti. İşte arkamda gördüğünüz altılı masa, üç ayağının olduğunu, bir ayak HDP'yi destekleyen de üç platformun olduğunu dile getirmişti. Şimdi bu masada kimin kimi desteklediğini, işte adaylık konusunda hala daha kafalar karışık ya, kimin kimi desteklediği belli değil. Ama ben şöyle bir konuyu açayım, akabinde diğer konuklarım da konuşacaklar elbette. Meral Akşener, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la adaylık noktasında yeşil ışık yakarken, göz kırparken bir de Tanju Özcan çıktı. Bolu Belediye Başkanı, CHP'den ihraç süreci olan bir belediye başkanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Bolu'ya çağıracağına Meral Akşener'i çağırdı ve şunu söyledi. Beni masada unutmayın. Hatta daha önce de Tanju Bey şunu ifade etmişti. Cumhurbaşkanı adayı neden olmayayım? Hani hep demiştik ya en popüler belediye başkanı. Hep ekranlarda, hep televizyonlarda. Buyurun. Eğer Kılıçdaroğlu aday olamıyorsa ben aday olmaya hazırım mealinde buna çok yakın bir cümle sarf etmişti. Bu da yani Kılıçdaroğlu'na senin cesaretin yoksa çıkamıyorsan biz çıkarız anlamına gelen bir meydan okumaydı. Hı hı. Tabii masada işler çok karışık. Yani masa artık kendileri de bir ittifak değiliz dedikleri için ittifak olmak vasfını yitirmiş. Çünkü bakıyorsunuz masanın
tarafları arasında bir rekabet olduğu gibi masanın tarafları içinde de bir rekabet söz konusu. Yani ki daha çok rekabet orada var galiba. Ya şöyle işte Cumhurbaşkanı yani adayı kim olacak? Cumhur İttifakı'yla rekabet edemiyorlar bile ki kendi aralarındaki kendi rekabet aralarında bitmedi ve bitmeyecek gibi. Millet İttifakı'nın en çok oy alan partisi kim olacak? Kim kimden oy çalabilir? Hı hı. Cumhurbaşkanı adayı kim olur? Cumhurbaşkanı adayı X partisinden olursa örneğin Kılıçdaroğlu çok tartışıldığı için söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası başarılı veya başarısız olması durumunda her iki ihtimalde de CHP'de bir hesaplaşma süreci başlar. Kılıçdaroğlu belki Kılıçdaroğlu sonrası dönem olarak adlandıracağız bunu eğer aday olursa. Hı hı. İşte kim hangi pozisyonda olur? Bir de böyle bir rekabet var. Çünkü bakıyorsunuz ittifak tırnak içinde ifade ediyorum. İttifakın içerisinde yer alan gazeteciler, eski siyasetçiler ittifakın diğer ortaklarını hırsızlıkla, işte liyakatsiz atamalarla, belediyelerdeki yolsuzluklarla suçlamaya başladı. Diğerleri kontra yaptı, yargı sürecine işi taşırız dedi. Yani açıkçası içeride ciddi bir sıkıntılı durum söz konusu. Tanju Özcan tabii Zafer Partisi ile de adı geçti ama kendisi noktayı koydu, ben o şahsı hiç tanımam diyerek. Hı hı. Kuvvetle muhtemel İYİ Parti ile siyaseten yoluna devam etmeye yönelik bir pazarlığın içerisinde. Popülist bir siyasi figür, işte milletvekilliği yaptı, belediye başkanlığı yaptı. Hırsları ve ihtirasları çok fazla. Hı hı. Makyavelist bir zihniyette olan birisi. Ben Bolu'nun yerel siyasetini bilmiyorum. Belki Bolu'ya faydalı işler yapıyordur. O konuda herhangi bir değerlendirmem söz konusu yok, değil. Hiç olumlu bir şey duymadık. Yani Bolu'lu vatandaşlarımızın röportajlar yapıldı, irtibatlar kuruldu. Hiç olumlu bir şey duyulmadı. Ben bilmiyorum. Bilmediğim için de yorum yapmak istemiyorum. Sizi en sona bırakacağım. İp konusu ya. Ama bu popülist yaklaşım, bu makyavelist yaklaşım Tanju Bey'in her amaca giden her yolda her türlü araç mübahtır anlayışına tam olarak biat edebileceği bir atmosferi beraberinde getiriyor ve kendisi de böyle hareket ediyor. İhanetler söz konusu olabilir onlar açısından. Yani CHP'nin İYİ Partisi'ne hep deniyor ya, bir kriz mi var, bir rekabet durum var. Çok ciddi bir rekabet var. Neyi rekabeti? Bu 15 milletvekili verdi, siyasi parti kurdurmadı mı CHP İP'e? Yani bu İP'in CHP'ye neyin rekabeti yani bu? Şöyle bir rekabet siyasi var. Siyasette böyle bir durum olmayacak mı? Bir vefa olmayacak mı? Maalesef siyaset, hele bir de bu pragmatik siyaset, Anglo-Sakson kültürün bize öğrettiği siyaset, vefayı sadece ve sadece slogan olarak kullanır. Hı hı. İhanetin her türlüsünün mübah sayıldığı bir yapıdan bahsediyoruz. Ki burada taraflar çok pragmatik. Yani her şeyi menfaat odaklı, her şeyi çıkar odaklı ve her şeyi oy odaklı görüyor. Ben CHP'nin de İYİ Parti'ye milletvekilleri gönderme operasyonunu demokrasiye bir katkı olarak değerlendirmiyorum. Tam tersi. Değerlendirmiyorsunuz. Değerlendirmiyorum. Heh. Bu amaçla yapılmıyor. Onu öyle savundular. Yani niye tutuyor diyecekler şimdi benim için de. Benim satırlarından okuduğum şu analizim. Memleket şu. Partisi'ne de versinler demokrasiye katkı. İYİ Parti Muharrem İnce de girsin. Seçime girsin, işte AK Parti'den ne kadar milletvekili koparırsa meclisteki sandalye denklemini o kadar etkiler. Bu AK Parti'ye bir zarar. Peki. Veya Cumhur İttifakı'na bir zarar. Yoksa Meral Akşener'i sevdiği için mi? İYİ Parti'yi sevdiği için mi? Ve en son bir araya geldikleri yerde sadece nezaketen bir iki cümle kurdular birbirlerine karşı. Program Kılıçdaroğlu ve Akşener. Program sonrası da hiç görüntü vermeden apar topar uzaklaştılar. Aralarında bir soğuk hava var. Ha, bu Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını engeller o boyuttadır değil. Bu soğukluk da ne yazık ki adaylık konusunda var. Yani o HDP'yi destekliyor, bu HDP'yi desteklemiyor diye bir soğukluk da yok. İYİ Parti tabanında da, İYİ Parti'ye oy veren insanlarda da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı noktasında rahatsızlık var. Peki. Çok özür diliyorum. Bir cümle. Bu o kamuoyuna yansıyan mezhepsel veya politik geçmişle ilgili bir pozisyon değil, bir rahatsızlık değil.
bu bugünkü CHP yönetiminin ve Kılıçdaroğlu'nun bölücülerle, vatan hainleriyle ve operasyon merkezleriyle işbirliği içinde olmasından kaynaklı Anladım. Vatandaştaki bir rahatsızlık. Bu rahatsızlık İYİ Parti tabanından yöneticilere de gidiyor. Anladım. Böylesi bir durumda söz konusu. Sizden sözü alıp Zakir Hocam'a verince sizin aklınıza gelen bir şey varsa lütfen yine söyleyin. Hani böyle sıra sıra motomot gitmemize gerek yok. Zakir Hocam buyurun. Estağfurullah. Şimdi bugün yapılan açıklamaya bakmak lazım. Sayın Bülent Kuşoğlu'nun Hande Fırat'la yapmış olduğu röportajdaki sözlerine çok dikkatle bakmak lazım. İlk Cumhurbaşkanı adayımız yani Bülent Kuşoğlu'ydu değil mi? Şimdi evet ilk defa bir mitingde, Sayın bir Kuşoğlu demişti yani, ama evet. Diğer taraftan da Sayın Kuşoğlu'nun şöyle bir tarafı vardır. Sayın Kuşoğlu partinin genel başkan yardımcısı, aynı zamanda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde yardımcısıdır. Ama birlikte hesap uzmanlıkları vardır. Sayın Kuşoğlu çok zeki, akıllı bir insandır. Siyasette de çok ölçülü, dengeli konuşan bir insandır. Sayın Kuşoğlu böyle konuşurken burada bir partiyi bağlamaz açıklaması yapıldı hemen akabinde, dikkat ederseniz. Böyle bir açıklamayı altılı masadaki liderler yapar diye Faik Öztürk bir toplama açıklaması yapmaya kalkıştı. Fakat Sayın Kuşoğlu herhangi birisi değildir. Yani Faik Öztürk'ün kastetmiş olduğu o çerçeve içerisindeki adamlardan birisi değildir. Eğer Sayın Kuşoğlu böyle bir açıklamayı yapıyorsa, bu Kemal Kılıçdaroğlu Bey'den habersiz yapılacak bir açıklama değildir. Bunun altını çizmek isterim. Tesadüfen işte lafın gelişine o anda söylediği, gazete sıkıştırınca söylediği bir şey falan değildir. Bülent Kuşoğlu gibi deneyimli bir siyasetçi, akıllı bir adam, çok zeki bir adam. Ben de çok iyi tanırım yani çok eskiden beri. Öyle tesadüfen konuşacak bir insan mıdır? Kendisiyle bir röportaj yapıldığı takdirde altılı masanın adayı kim olacak sorusunun gelmeyeceğini, Kemal Kılıçdaroğlu mu diye sıkıştırmayacaklarını bilmeyecek bilir. Bir adam mıdır? Herkes biliyor. Evet. Böyle yani bir birisi sizinle bilir. Böyle bir günde röportaj yapıyorsa, siz de bir ana muhalefet partisinin genel başkan yardımcısıysanız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaysanız, tırnak içerisinde bunun anlamı tam anlamıyla en yakınındaysanız, kuşkusuz ki size bu soru gelecektir, siz de cevaplayacaksınız. O cevaplar da öyle çok lalettayn verilmiş bir cevap falan değil. Ne diyor? Altılı masa şayet Kemal Kılıçdaroğlu'nun diyor adaylığında uzlaşmazsa dağılır. Hı hı. Bakın şimdi bir taraftan şunu diyeceksiniz, altılı masa adayı belirleyecek. Diğer taraftan da altılı masaya bir aday artık dayatmayı da bırak. Doğrudan doğruya aday bu diye bunu kabul ettiniz, ettiniz, etmediniz, masa yok. Ne ayağı var ne kendi var. Hatta biz ayağıyla devam ederiz anlamına. Çünkü ayak oraya destek vereceğini ifade etti. Dikkat ederseniz. Doğru. Ayak çok daha evvelinden ifade etti. O ayağın içerisinde sol bileşenler var. 7-8 tane sol bileşen var ayrıca da. Bu da 40 ayağa döndü biliyorsunuz ayakta. Onlar ne dediler? Kemal Kılıçdaroğlu olduğu takdirde biz Cumhurbaşkanı adayına destek vereceğiz Millet İttifakı'nın dediler. Şimdi onlar da ona güvendikleri için HDP'nin bu şeyine, son günlerde partinin değişik unsurları tarafından, değişik isimleri tarafından, önemli isimleri tarafından, sembol isimleri tarafından HDP vurgusunun sıklıkla yapılması da tesadüf değil. Masaya diyorlar ki, siz diyorlar ayrılırsanız da çok önemli değil, oyunuz kaç diyorlar. Baktığınız zaman hakikaten de masanın şu tarafındaki ikiliye, öteki taraftaki ikiliye oyların yüzde kaç yani? %1 olmuyor şu anda. Yani evet. Dördünün oyunu da toplasanız yani bir kesbi ehemmiyet olan bir oy gözükmüyor karşımızda. Doğal olarak da şimdi diyorlar ki bak siz böyle diyorsunuz ama şu aşağıda yani sizi defalarca katlayacak bir oy var. Evet. Onun için de siz böyle kenara alırız, o oyla yolumuza devam ederiz. Öteki taraftaki ne de diyorlar ki, senin oyun senin abarttığın kadar değil, biz de kamuoyu yoklaması yaptırıyoruz. Üstelik sen oyu bizden almaya uğraşıyorsun artık. Çünkü alacağın başka yer kalmadı. Söylemlerin artık bizi rahatsız edecek bir noktaya doğru geldi. Senin bizim içimizden aday enjekte etme çabanın esas maksadını biz biliyoruz. Niye böyle yaptığını? Çünkü o iki ismin aday gösterilmeyeceğini İmamoğlu'nda, Yavaş'ında Sayın Akşener bilmiyor mu? Gayet tabii ki biliyor. Akşener'in buradaki derdini rahatsız olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayından bütün oyları
partisine toparlayabilmek. Bir, iki, kendi tabanındaki bazı arzuları güya tatmin ederek konsolide etmek tabanını. Şimdi son derece akıllıca bir siyaset aslında kendi açısından baktığınız zaman. Ama çok karışık hocam. Yani şimdi, Cumhur İttifakı tarafına baktığımızda şimdi, hakikaten o kadar şeffaf ki. Siyaset karışık bir iştir. Siyaset öyle çok böyle basit bir iş değildir. Karışık bir iştir. Virgül koyalım, reklama gitmem lazım. Bu süreci yönetmek kolay bir şey değildir. Süreci diyorlar ki yani şimdi çok netleşiyorlar. Ya kabul edersiniz ya da gidersiniz. Evet. Başka bir yol buluruz. Peki. Şimdi Osman Bey'e geleceğim. Tanju Özcan konusunu soracağım. Meral Akşener'le işte CHP arasında gerginlik var mı yok mu? Neyin gerginliği? İşte vekil vererek meclise sokan bir siyasi partiden bahsediyoruz. Kiralık milletvekili gittiler, sonra geri geldiler, biliyoruz. İmamoğlu yavaş, bunlara göz kırpan bir kişi ve CHP'li belediye başkanları tarafından da bando takımlarıyla karşılanan, afişler astırılan bir kişi. Meral Akşener ne yapmak istiyor? Zakir Hocam aslında kısaca bir geçti, özetledi. Dönüşte, reklam dönüşünde sizinle başlayacağız Osman Bey. Kısa bir ara sevgili izleyiciler. Devam ediyoruz siyasetten yansıyan başlıklarla. Osman Bey'de kalmıştık en son. Osman Bey'e hem Tanju Özcan'la İP Genel Başkanı Meral Akşener'in yakınlaşması, adaylık noktasında yeşil ışık yakılıyor olması ve Tanju Özcan'ın bizzatihi beni unutmayın demesi ve kendi genel başkanı gibi karşılaması Bolu'da, Bolu ziyaretinde afişler astırması, bunlar önemliydi elbette yuvarlak masa için. Ve akabinde yine CHP ve İP hattında bir gerilim mi var ya da bu gerilim neyin? Hemen ben sözü Osman Bey'e bırakayım. Şimdi bir kere Tanju Özcan'ı konuşmak bile zaman kaybı yani. Yani gerçekten Tanju Özcan işte nereye gider, oraya gider, buraya. Yani Türk siyasetinde Tanju Özcan'ın yeri ne bilemiyorum yani. Bolu'da belediye başkanlığı yapıyor. Nasıl yaptığı da belli. Yani geçsin İyi Parti'ye, nereye geçerse geçsin. Size HDP'ye geçsin yani, fark etmez. Yani ben hiç Tanju Özcan'la konuşmanın gerçekten zaman kaybolduğunu düşünüyorum. Sığınmacılar noktasında en azından çok yani, konuşturdu kendini. Bir şekilde konuşturdu. Onun geçeceği yer Ümit Özdağ'ın partisidir. Yani en yakın partisi de, ama şu var bakın. CHP ile İYİ Parti arasında aslında sessiz bir kriz var. CHP Genel Başkanı ve CHP yönetiminin Meral Akşener'e tahammül etmeye çalıştığını gözlemliyor. Ben şahsen gözlemliyorum mesajlara baktığınız zaman. Çünkü Sayın Akşener'in gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gerekse Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kullandığını artık net bir şekilde gözlemliyoruz. Yani siz Meral Akşener'i İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kapısında zabıtalarla törenden karşılayan Ekrem İmamoğlu değil mi? Kemal Bey'e karşı böyle bir şey yaptı mı? Yapılmaz. Yapılmadı. Tanju Özcan aynı şekilde. Yani Zakir Hocam az önce söyledi. İYİ Parti'nin, yani Meral Akşener'in CHP'nin üzerine oynadığı net bir şekilde ortada. Bakın, eğer net bir şekilde İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayına karşı çıkarsa gerçekten o masa dağılacaktır. Yani bu, hı hı, bu görülüyor yani. Peki yani bu Tanju Özcan'la ilgili, Tanju Özcan'ın bu çıkışı, hani beni unutmayın masada ben de varım, biz göz kırptı olarak yorumluyoruz ama daha önce de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce aday bulamıyorlarsa ben buradayım dedi ama o bir espri yaparak söyledi. Sevgilicim, Tanju Özcan'da bu var mı sizce? Tanju Özcan'la senin bir ne bağlantın var? Ben merak ediyorum. Ne kadar konuşan kimse yok ya Tanju Özcan'ı ya. Mesele yani diyorum. Yok, konuşuyorlar ben. Yani kim konuşuyor Tanju Özcan'ı? Ben hiç görmüyorum Tanju Özcan'la ilgili gündem olduğunu ya. Zakir Hocam konuşmuyorlar mı ya? Şimdi şöyle tabii yani, Tanju Özcan Bey kendi nevi şahsına münhasır bir politikacı. Şimdi sığınmacılar konusunda bir milletvekilini konuşmadık, genel başkanlığını konuşmadık, Bolu Belediye Başkanı'nı konuştuk. Yani kendini konuşturmak istiyor, bu ayrı bir meseledir. Aykırı şeyler söylüyor yani umumun
kabul etmeyeceği, genelin kabul etmeyeceği hususları dile getirebiliyor. Bunlar farklı şeyler ama şimdi burada meselenin öznesi olmaktan ziyade bir nesne olarak onu değerlendirmemiz lazım. Burada meselenin öznesi nedir? İki parti arasındaki çekişmenin gelmiş olduğu boyuttur. Tanju Hocam bir örnek. Burada Tanju Bey'in konumu nedir? Bunun dışa vurum meselesidir esasına baktığınız zaman. Yani kendi partisinde barınamayan, kendi partisinde disiplin süreci işletilen bir kişiyle ilgili bile bir sembolik tutum davranışla bak ben aslında nereye oynuyorum, ben aslında nereleri istiyorum esasında bu bir dışa vurumudur İyi Parti açısından. Yoksa İyi Parti ile de ben çok fazla zat-ı muhteremin ilişki kurabileceğini ya da ilişkiyi sürdürebileceği kanaatini taşımıyorum. Çünkü onun izlemiş olduğu siyaset tarzıyla İYİ Parti'nin de veya işte diğer siyasi partilerin de bir benzeşikliği olacağı kanaatini taşımıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyaset yapmaya başlayan bir insan Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde artık siyaset yapamaz noktaya gelmişse buna birkaç açıdan bakmamız lazım. Bir, ne oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi nerelere kaydı ki? Hı hı. Bu isimler Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde barınamıyor. Bu bir. İki, bu kendi partisinde barınamayan ama şu masanın etrafında bir arada oturmaktan mütevellit birbirinin yüzüne bakan insanlar nasıl birinin aklına kucak açma noktasına geliyor? Nasıl bir çatışma var ki? Bunu içselleştirebiliyorlar, kabullenebiliyorlar ve bunu da çok açık bir şekilde yapabiliyorlar. Bu mesajların anlamı nedir? Bunun üzerine esas odaklanmamız gerekiyor. Burada odaklandığımız zaman şunu göreceğiz. Biraz evvel Osman Bey'in ifade etmiş olduğu gibi aslında çatışma görünenden çok daha farklı, derin bir zeminde devam ediyor ve bunun yansımalarını da sembolik olarak bu isimler üzerinden zaten gösteriyorlar. Bakıyorsunuz. Bir uzlaşma zemini mütemadiyen arıyorlar ama o uzlaşma zeminini de bulamıyorlar. Nedir? Gelin yani size. Sürekli birbirleriyle yemek yiyen, oturan, kalkan, konuşan insanlar bir araya geldiler dikkat ederseniz. Sonra da toplantı biter bitmez yıldırım hızıyla dağıldılar. Ne bir görüntü verme, ne bir birlikte açıklama yapma, ne şunu bu. Böyle bir şeye girişemediler bile. Programlarının yoğunluğunu ifade ettiler. Halbuki programlarını oraya hasretmişler, oraya gelmişler. Fakat orada birkaç dakikayı bile gazetecilerin karşısına birlikte soru cevap biçiminde geçiremediler de dikkat ederseniz. Onun için bir ciddi çatışma var. Bu çatışmanın enstrümanlarından birisi bugün Tanju Özcan, yarın başkası olur, bir başkası olabilir. Yani ben o kişiyi bir özne olarak aynı Osman Bey gibi değerlendirmiyorum. Onun üzerine durmuyorum ama esas buradaki gösterge İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ilişkisidir. Hı hı. Ve buna bağlı olarak da yine altılı masa ilişkisidir. Hı hı. İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ilişkisi önemli. Bu ilişkinin bir de şu aşağıdaki kısmı önemli. Diğer dört tanesi o aşağıdakini esasında meşrulaştırmak üzere bir tahammül edilecek unsurlar idi. Yani yoksa onun oraya getireceğine bir oy var, ne bir katkı var, ne bir şey var. Hele de seçim kanunuyla birlikte artık oradaki artık oyların herhangi bir önemi kalmadı. Bunlar başlı başına yüke dönüştüler. Eğer bunlar Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına destek vermezlerse zaten hiçbir önemleri yok. Parlamentoya da niye taşısınlar yani ayrıca? Hı hı. Niye onların söz hakkı Cumhuriyet Halk Partisi ile eşit olsun? Yani hiç oyu olmayan partilerin Cumhuriyet Halk Partisi ile oylarının, masa etrafındaki oylarının belirleme süreçlerinin eşit olmasını Cumhuriyet Halk Partisi niye kabullensin? Onun için Sayın Kuşoğlu diyor ki en büyük partiden çıkar, en büyük partinin genel başkanının aday olması normaldir. Eğer bunu da kabul etmezlerse zaten dağılır bu diyor. Onlara da bir havuç gösteriyor. Havuçta nedir? Olası hükümette onlara nereleri vereceklerinin taahhüdünü yapılacağını söylüyor. İtiraz etmezseniz şayet diyor, masada kalırsanız size de bir şeyler vereceğiz işte. Yani onu da peki, bir şekilde deklare edeceğiz diyor. Peki. Yani bir özne olarak, yani bir örnek olarak görüyoruz Tanju Özcan'ı. Osman Bey buyurun. Şimdi altılı masanın, bakın altılı masanın en şeffaf lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Açık net. Kimden iş
ilişki içine giriyorsa, kimden destek istiyor, hepsini söylüyor. Yani bu kalemin değil. Diğerlerine bakın, hepsi birebir bu kalemin. Meral Akşener'inden, Kemal Kılıçı, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi, Temel Karamoğlu, hepsi birer bu kalemin dönüyorlar. Yani sürekli kabuk değiştiriyorlar yani. Ya Kılıçdaroğlu da bu kalemin. Bir dakika. Yani değil. Çok, Kılıçdaroğlu açık çok oynuyor. HDP'nin ilişkisini, çok HDP'nin ilişkisini açık açık biliyoruz değil mi? Biliyoruz mu? CHP'nin HDP'nin ilişkisi biliyoruz. Ama kabul etmiyorlar. Bu biliyoruz ama. Biliyoruz ama yani. Kemal Kılıçdaroğlu, ben HDP'yi düşünüyorum. Kemal sloganları attırıyor yani bu. Kim attırıyor? Onu attıranları. Şeffaflığı mı yani? Onu attıran eski Türkçüler. Ya hayır, Kılıçdaroğlu organize ediyor. Yok yani o kadar. Ya Kılıçdaroğlu değil. Ankara'daki o töreni, Ankara'daki o şeyi Mansur Yavaş'ın kendisi organize etti. Mansur Yavaş kendi cumhurbaşkanlığı adaylığında. Mansur Yavaş'ın kendisi buna şey yaptı. Ki. Ya biliyoruz ya hocam. İçindeyiz ya. Bu işi biliyoruz. Yani nereden kimin olduğunu da biliyoruz yani. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ile ben Meral Akşener'i kıyaslayamam. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan'ı da kıyaslayamam. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu'nu da kıyaslayamam. Her biri ihanet etmiştir partilerine. Meral Akşener de ihanet etmiştir MHP'ye. Etti mi etmedi mi? Yok. Ali Babacan etti mi? Etti. Ahmet Davutoğlu etti mi? Etti. Temel Karamoğlu etti. Kılıçdaroğlu etmedi. Kılıçdaroğlu CHP'nin, ya CHP'nin genel başkanı. Adam genel CHP'nin genel başkanı. Tamam. Meral Akşener neredeydi? Hocam bir dakika. Kılıçdaroğlu neredeydi? Hep diyoruz ya Atatürk'ün kurmuş dakika, olduğu partiyi hale getirdi. Ya Kemal Kılıçdaroğlu siyasetten nerede başladı? Ben lütfen. Bir dakika. Kemal Kılıçdaroğlu siyasetten nerede başladı? CHP'de değil mi? Evet. Nereye devam ediyor? CHP'de. Ha, fikri değişmiş olabilir, siyasi tarzı değişir. Ama CHP'de. CHP'ye varlığı borçlu mu? Borçlu. Burada siyaset yapıyor mu? Genel başkanı yapıyor. Meral Akşener nerede başladı? Ne yaptı? Nereden nerelere, nereden nerelere atlamadı mı? Atladı. Ahmet Davutoğlu. Kim tanıyordu Ahmet Davutoğlu? AK Parti olmasaydı, Tayyip Erdoğan olmasaydı. Tanımıyordu. Ali Babacan'ı kim tanıyordu? Necmettin Erbakan olmasaydı. Kemal Karamoğlu öyle olur muydu? Yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, ben bakın, ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor gibi algılanmaz. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemediğinizi biliyorum. Ne olduğunu biliyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkeye bir faydası olmayacağını biliyorum. Fikirlerini biliyorum. Yani şöyle oluyor bakın, gibi algılanabilir. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu, ben fikirlerini biliyorum. Atatürk'ün CHP'sini Atatürk'ten kopardığını biliyorum. HDP'lerin ilişkisini biliyorum. FETÖ'ye bakışını biliyorum. Neyse Amerika'ya bakışını biliyorum. Ama ben Meral Akşener'i bilmiyorum. Net. Bilmiyorum. Ama çünkü bir uyanı gidiyorlar, bir bu uyanı geliyorlar. Şu mu yanlış peki? Yani CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile beraber, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile beraber olduğunu biliyoruz diyorsunuz ya. Bunu bilip başka bir parti kuranlar da var. Yani bunlar daha mı kötüler parti değiştirdikleri için veya Memleket Partisi, atıyorum. Yani ben Muharrem İnce'yi demiyorum. Ya, Muharrem İnce demediğinizi biliyorum. Hani HDP ile iltisakından rahatsız olanlar ayrılıyor CHP'den, başka bir siyasi parti kuruyorlar. Bunlar daha kötü ama CHP'nin içerisinde HDP'yi destekleyen Kılıçdaroğlu daha mı ılımlı, olumlu? Benim için önemli, ben şunu diyorum. Bana Meral Akşener mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu dediğin zaman tercih yapma noktasında, o tercihte şunu söylüyorum ben. Diyorum ki ben Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir siyasetçi olduğunu biliyorum. HDP yakınlığını da biliyorum, hepsini biliyorum. Şeffaf diyorsunuz. Yani şimdi onu oy vermeyecek insanlar net belli. Yani bunu net bir şekilde. Ama ben Meral Akşener'le ilgili veya Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'la ilgili bilmiyorum yani. Kadir Hocam'ın bir söz hakkı vermek istiyorum bu konuda. Buyurun hocam. Kılıçdaroğlu'nun çok şeffaf olduğuna inanmıyorum. Yani Osman Bey'le ayrılıyorum bu noktada. Neden inanmıyorum? Mesela neyin hocam inanmıyorum? Ben de o soracağım ya Osman Bey. Ben de hani merak ediyorum. Tamam söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da şeffaf mıydı? Şeffaftı. Değildi. Darbeden yana oldu. darbeden yana olmadı. Ya. Şeffaf geldi. İstanbul'da mitinge de katıldı. Ben darbenin karşısındayım da dedi. Bu şeffaf değil. Şu anda nerede Osman Bey? Ya işte bir orada bir burada dediğiniz gibi. Hangi bir orada işte. Bir burada? Ya şimdiki baktığın zaman yani, Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener nerede? Darbe olsaydı. Meral Akşener nerede? Saniye, ben Meral Akşener de sanmıyorum. Ben ikisi arasında hiç tercih yapmam. Ben ikisi arasında hiç tercih bile yapmam. Ya, tercih, Kılıçdaroğlu darbe olursa tankların üstüne çıkarım deyip darbe olduğu zaman tankların arasından elini sallayarak geçen birisi. Doğru. Doğru. Kılıçdaroğlu ama sonra da mitinge katıldı diyor. Mitinge de katıldı. Yeni katıldı. Ne oldu? İşte, İki gün sonra ne şeffaf oldu? Şeffaf değil işte. Ya şeffaf. Ya şeffaf olmasa da katılmaz ki zaten. Kılıçdaroğlu
Türkiye Cumhuriyeti lider devletinin kurucu kadrolarının kurduğu, bu devletin kuruluş senedini imza edenlerin yer aldığı siyasi partiyi, bu siyasi parti değil, o CHP. Bütün kuruluş değerlerinden uzaklaştıran hareketin genel başkanıdır. Bir kere CHP Atatürk'ün CHP'si değil. Tamam, yeni bunlar CHP yaptı işte. Bakın CHP kapanmıştır. Bunlar yaptı işte. Bakın CHP kapanmıştır. Bunlar yapmıştır. Işte. Yeniden CHP'yi açtılar. Ya oldu yeni CHP. Olur. 12 Eylül'de bütün partiler kapandı. CHP'nin kuruluş tarihi kaç? Hepsi mi değişti? Hangi 12 Eylül'de değişti? Bütün partiler kapandı. Hangi parti Hangi partiler kapandı? Bütün partiler kapandı. Türk kapandı. Siyasal hayatı. Peki ondan sonra ne oldu? Hepsi devam etti. Hangisi devam etti? Veya farklı İsim adlarla. Değişikliklerine gittiler. CHP'yi kurdular. Şimdi sonra CHP'yi kurdular. CHP yeniden kurulmadı mı? Tamam işte bu şeffaflık mı diye soruyor. Yok CHP yeniden kurulmadı. Tamam. Bütün siyasi yeniden kurulmuş yeniden olsa kuruldu. Bir şeffaflık mı var burada? İşte Kadir Bey'in... Yani Demirel'in partileri de kapandı. Şimdi bir şey soracağım. Zahir Hocam'a da soracağım bu soruyu. Adalet Partisi kapandı. Adalet Partisi kuruldu mu? Adalet Partisi 80'de değildi de. Kuruldu mu ya? Hayır bir şey soracağım. 15 şimdi Temmuz'dan... Meseleyi böyle bakmayalım da meseleyi şu açıdan bakalım. İki arkadaşımız da esasında çok doğru şeyler söylüyor. Aynı şeyleri söylüyoruz da tabii burada bir ilkesizliği vaz ediyoruz biz. Yani siyaseti öyle bir noktaya çektik ki olması gereken siyasi partilerin çizgileri artık o kadar flulaştı, o kadar belirsiz hale geldi ki aslında vurgulamak istediğimiz şeyler bunlar. Hocam siz şunu sormak istiyorum. Şimdi her iki konumda tartışmasın 15 Temmuz örneği verildi ya. 15 Temmuz'da işte tankların arasından çekti gitti. Tamam bunu aldık. Diğer taraftan 15 Temmuz'la ilgili Yeni Kapı mitingine katılan bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Daha sonra 15 Temmuz'u tiyatro diyen bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Asıl darbenin 20 Temmuz olduğunu, o halin ilan edildiği gün olduğunu söyleyen bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Şimdi Yeni Kapı'ya gitti, onu söyledi, tiyatro dedi ama darbeyle ilgili mitinge katıldı. Bu şeffaflık mı değil mi? Şimdi esas burada önemli olan şu, Kemal Kılıçdaroğlu bugün 15 Temmuz'u nasıl değerlendiriyor? Kemal Kılıçdaroğlu bugün 15 Temmuz'u değerlendirirken dikkat ederseniz KHK'lıları diyor göreve iade edeceğim. Özlük haklarını vereceğim. Şunu yapacağım, bunu yapacağım vesaire. Tazminat ödeyeceğim bir de diyor. Orada dikkat ederseniz. Yani şimdi esasında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'a ilişkin kanaatlerini bugün çok daha net bir şekilde ifade etmeye başladı. O günün şartlarında darbe girişiminin bütün milletimizin karşı koymasıyla püskürtüldüğü anlarda son derece pragmatik bir şekilde yapmış olduğu açıklamaların bugün için bir karşılığı yok. Bu açıklamalar o günde kaldı. Hani dünde kaldı cancağızım diyor ya Mevlana. Bunlar siyasette bunu öyle bir istismar eder noktaya getirdiler ki dün söyledikleriyle bugün arasında bir rabıta kurma ihtiyacı hissetmiyorlar. Hı hı. Bir bağ kurma, bir tutarlı çizgi izleme ihtiyacı hissetmiyorlar. Getirdikleri nokta daha farklı bir nokta. İşte esas bizim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na itirazımız bu noktadadır. Bugün bize göstermiş olduğu yüzüyle ilgilidir. Bugün bizim karşımıza çıktığı haliyle ilgilidir. Bir taraftan çok açık ve net bir şekilde ne diyor? HDP ile görüşüyoruz. Bütün siyasi partilerle görüşüyoruz. Elbette de HDP ile görüşürüz diyor. Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok çok yakın siyasetçiler bir başka şeyi kamuoyuna vurguluyorlar. Hangi kamuoyuna vurguluyorlar? HDP kamuoyuna vurguluyorlar. Diyorlar ki bakanlık verilebilir. Hı hı. Peşinden yine Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bunun yaratmış olduğu infial üzerine ne diyorlar? Onun sözü partiyi bağlamaz. Şimdi onun sözü partiyi bağlamaz, bunun sözü partiyi bağlamaz, şunun sözü partiyi bağlamaz. Parti kimin sözü bağlar? Genel başkanın sözü. Genel başkanın sözü bağlıyorsa şayet genel başkan bunu çok açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki biz HDP ile görüşüyoruz. HDP ile görüşüyoruz. Biz KHK'lıları görevlerine iade edeceğiz. Yani bunlara kötü de olsa ödeyeceğiz. Söylemesini şeffaf olarak evet. Değerlendiriyorsunuz. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki KHK'ler yani gereğini yapacağız diyor. İade edeceğiz. Peki Meral Akşener buna karşı madem altını masasın niye sesi çıkmıyor? Ya FETÖ ağzına bile almıyor. Bu şeffaflık niye değil sesin çıkmıyor kardeşim? O zaman altın masa katılıyor zaten. Bütün sen nasıl niye sesin çıkmıyor? Adam açık açık şimdi söylüyor. Burada adamın bugün söylediklerine ilgili bir itirazım yok. Adam şeffaf biri değil. Şeffaf birinin siyasi çizgisi belli olur. Siyasette bu kadar pragmatik olunmaz. Gelinen nokta hocam. Yani hocam bugün şeffaf ben mı değil mi? Siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin inter yapısıyla ilgili vizyonunu biliyor musunuz?
Ya hadi söyleyin. Biz yöne bölünmeye Türkiye... yönelik açık açık diyor. Nerede diyor yani şimdi? Açık açık diyor. Yani... Yerel yönetim ne demek istiyor yerel yönetimler? Özellik ne demek istiyor? O ne demek istiyor? Yani lafın tamı deliye denir. Ama gidiyor İç Anadolu'da miting yaptığı ya zaman da şimdi bir şey diyeceğim. Ya HDP ile en büyük şey, kabul ediyor benim adam. Diyor. İşte bu şeffaflık değildir. Bu şeffaflık kısmına takıldık galiba. Siyasi yalancılıktır. Şimdi vaatlerde şimdi, bulunuluyor. Daha sonra bulundukları vaatlerde bulunuluyor. Şeffaf değil mi yani? Burada KYK'lılarla ilgili burada kavramlara yüklediğimiz anlamlardan hareketle işin özünü kaçırmamak lazım. Esas tartışmamız gereken konudan bence uzaklaşmamak lazım. Esas tartışmamız gereken konu şu. Cumhuriyet Halk Partisi nereye savruldu? Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'ye ne vaat ediyor? Cumhuriyet Halk Partisi hepinizin de ifade ettiği gibi sizin de çok doğru yerinde tespit ettiğiniz gibi kuruluş değerlerinden nasıl uzaklaştı ve nasıl bu noktaya geldi? Hı hı. Esas bizim aziz milletimizin görmesi gereken, tartışması gereken husus bu. Yoksa o kavramın bu kavramın üzerine durduğumuz zaman bu meselenin üzerinden çıkamayız. Çünkü mesela, hepimiz farklı bir anlam yüklediğimiz zaman tabii. Bu tür şeyler ama aynı şeyleri söylüyoruz. Gördüğümüz şey şu, Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurmuş olduğu parti olmaktan çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin üniter değerlerini savunan bir parti olmaktan da çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir savrulmuştur ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki her fert kafası karışık bir vaziyettedir. Cumhuriyet Halk Partisi ne demek istiyor? İnsanlar artık çözemiyorlar. Hele de evet ben de çözemiyorum işte. O işte, olayımız o yani. Ben de çözemiyorum. Genel başkanı da genel başkanı da aynı muammanın içerisinde. Hı-hı. Diğerleri de aynı muammanın içerisinde. Cumhuriyet Halk Partisi artık kendi içerisinde beş benzemez bir noktaya gelmiştir. Aslında şeffaftan kasıt da Osman Bey şunu Osman hani, Bey'in söyledikleri de doğru. Şeffaf olarak şimdi, değil belki ama Osman ne Bey, yaptıklarını Osman biliyoruz. Bey, İyi veya kötü. Ben diyorum. Osmancığım. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsa KHK'nin görüşünü biliyor musun? Biliyoruz. Osman Bey'in söylediği ile ilgili biliyoruz mu? Biliyoruz. Bilmiyoruz. Ne yaptığını, ne yapacağını biliyoruz en azından. HDP'nin ama... görüşünü söylemiyor mu? Söylüyor. Meral Akşener söyleyebiliyor mu? Ama ipi bilmiyoruz. Ahmet Davutoğlu söyleyebiliyor mu? İşte belki şeffaf kelimesi yanlış olabilir mi? Ben hani Şöyle. Şimdi Osman... çünkü Cumhur İttifakı'nı sorsam, şimdi Cumhur İttifakı şeffaf diyeceksiniz. Kemal Kılıçdaroğlu yani, da şeffaf dedik. Yani buradaki şeffaflığa bir soru işareti koyabiliriz. Sayın moderatörüm, buyurun. Yani ben buyurun, şey açısından değil de biraz böyle hani kavramlar açıklan. Osman buyurun. Bey kendi kullandığı bağlam da çok haklı. Yani esasında yerleştirdiği yerde bunlar da aynı zaten. Son derece haklı. Nokta yani aynı, şey evet. O şeffaflık kelimesini. Şimdi biz Kemal Kılıçdaroğlu şunu saklamıyor. Biz HDP ile görüşüyoruz diyor bakın. Hı hı. Ama diğer taraftan bir başkası çıkıyor diyor ki biz HDP ile görüşmüyoruz mesela. Halbuki HDP ile sonuç itibariyle dolaylı olarak görüşülüyor. Eğer altılı masa varsa bu altılı masanın tırnak içerisinde gelecek projeksiyonunda HDP'nin oyu da hesaba katılarak yapılıyorsa HDP ile görüşmüyoruz demenin bir anlamı var mıdır? Bu gerçekçi midir? Doğru hı-hı, mudur? Hı-hı. Çünkü niye? Siz eğer %50 artı 1'e ulaşacaksanız bunu o masanın etrafındaki 6 partinin oyuyla sağlama imkan ve ihtimaliniz yok zaten. Yani birinizin oyu 25, birinizin oyu 10 ise eder 35. Ötekilerin oyu da muhayyeldir. Yani diyelim ki onların oyu da 2 eder 37. Şimdi siz nereden bakarsanız bakın %37'ye ancak ulaşan oylarınız içerisinde bizim gelecek projeksiyonumuzda, seçim projeksiyonumuzda HDP yok demeniz ne kadar gerçekçidir? Evet. Kılıçdaroğlu diyor ki var onun için. Olmadan olmaz diyor. Kılıçdaroğlu tabanını bunun için alıştırmaya da uğraşıyor bir taraftan. Tabanına diyor ki tepki göstermeyin. Bizim pragmatik amaçlarımız açısından bu adam bize lazım. Hocamın değindiği yerden Kılıçdaroğlu kendi ittifakına bile ikiyüzlü davranıyor. Masaya HDP'yi oturtmuyor ama arkadan HDP ile iş tutuyor. Niye o zaman o İşte bu şeffaflık değildir. Bu düz çizgi değildir. HDP'yi Kılıçdaroğlu oturursa, diğerlerinin oturması işte, kime bağlı? HDP'yi oraya oturursa ve CHP bakın seçim CHP 1900 listeler açıklandığı zaman bakın 9 Eylül, şunu da göreceğiz bir dakika, inşallah. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Sayın, CHP 9 Eylül 1923'te kurulmuştur. Tamam. 12 Eylül 80'de kapanmıştır. Tamam. 11 yıl kapalı kalmıştır. 11 yıl. Tamam. Kurulan parti 9 Eylül 1992'de bu CHP kurulmuştur. Tamam. 9 Eylül 1923'te değil. Tamam mı? Kur'an'da Erol Tuncer'dir. CHP'nin kurucusu da 92 yılında odur. Bu Atatürk'ün CHP'si değildir kardeşim.
O kadar net. Hepimiz aynı fikirdeyiz galiba bu konuda zaten. Şimdi Sayın burada, Çelik, tabla burada. Ertaş Hocam'a söz hakkı vereyim şimdi Sayın Avşar? Şimdi çok özür dileyerek bir şey söyleyeyim burada. Bütün siyasi partiler aynı anda kapandı. Bütün siyasi partiler de aynı şekilde açılma noktasına referandumla geldi. Bu o isim, bu isim filan şey değil ama Atatürk'ün çizgisinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne zaman savrulduğuya esas odaklandığımız zaman en büyük savrulmanın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliği içerisinde olduğunu görmekteyiz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partinin adını yeni CHP olarak zaten ifade etti. Şimdi bir izleyicimiz mesaj atmış. Diyor ki yani CHP HDP ile görüşüyorum diye şeffafsa Akşener'de kahvaltı yapacağını söylüyor. O şeffaf değil mi demişler. Şimdi buradaki kastetmek istediğimiz şey şu. Bir taraftan görüşecek ilişki içerisinde olacaksınız ama diğer taraftan bu aşikar olduğu zaman veya insanlar sizi tenkit etmeye başladıkları andan itibaren hayır diyeceksiniz. Bir taraftan siz Kürtlerin meşru temsilcisi gibi bir noktaya getireceksiniz. Halbuki biz ne diyoruz? Biz bir bütünüz diyoruz. Bu milletin evlatlarıyız diyoruz. Bir etnik siyaset takip eden bir parti her zaman reddettiğimizi ifade ediyoruz ama siz ısrarla getiriyorsunuz. Sanki yani bu memlekette sadece işte bir yerdeymiş gibi işte Kürt kökenli vatandaşlarımız ondan sonra memleketin her tarafında yoklarmış gibi bir bölgedeymiş gibi ve onların da tek bir partisi varmış gibi bir noktaya hapsediyorsunuz. Kendi siyasi parti olarak varlık sebebinizi bile burada aslında inkar noktasına geliyorsunuz. Bütün siyasi partilerimiz bütün vatandaşlarımızın partisidir. Bir kere bunun altını çizmemiz lazım. Bütün siyasi partilerimiz etnik temelli değil, millet temelli hizmet etmektedir. Doğal olarak da bu milletin adı anayasada tarif edilmiştir. Türk millettir. Hepimiz aynı yerdeyiz. Peki. Şimdi burada işte tenkit edilmesi gereken husus budur. Bu noktaya hapsedip diğer taraftan da bu noktaya hapsedince de ilişki noktasında yok vardı yoktu filan gibi bir noktaya gelmek. Peki. İşte esas yanlış burada. İzleyicimiz demiş ki ismimi söyleyin demiş. Söyleyeyim Yasemin Hanım Kırıkkale'den yazmış. O az önceki soruyu. Bak. Aralık 2015'te Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir Habertürk'teki programda şunu söylüyor. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Fırkası ile bugünkü CHP aynı mıdır? Diyor ki hayır. Didem Arslan soruyor hatta bu soruyu. İşte hayır diyor. Evet. Farkınız ne diyor? Dünyada da fark var diyor. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Evet. Benim için bu CHP Atatürk'ün CHP'si değildir kardeşim. Bu kadar net. Genel Başkanı söylüyor ya. Tamam. Hayır diyor. Ama zaten şöyle bir şey kimsenin var. Kimsenin ona bir itirazı yok ki. Işte. Şimdi onu diyeceğim. Tamam, ben de onu kimsenin ona itirazı yok. Adam açık açık söylüyor abi. Adam kendi Sakarya Meydan Muharebesi'nde Sakarya'da olduğunu zanneden Kemal Kılıçdaroğlu samimi mi? Partisini, Atatürk'ün partisine ihanet edemez. Atatürk'ün partisi ortada yok ki. Ya Cumhuriyet Halk Partisi değiştirmedi dediniz ya. Değiştirmedi, CHP'de kaldı. Kardeşim, görüşte diyorum, olursa Atatürk'ün olsun. Atatürk'ün kurduğu parti 1923'te kuruldu. Bu CHP 1992'de kuruldu. Tamam. Bitti. Nokta. Peki. Bakalım Atatürk'ün kurduğu partinin parti tüzüğüne bir de bu şeye bakalım. Bakalım bakalım. Atatürk'ün partisinin bugünkü şey Milliyetçi Hareket Partisi'dir kardeşim. MHP'dir. Ona bir Atatürk'ün şey, partisinde Bozkurt bir şey demiyoruz. Başbuğ Alparslan Türkeş'in de sözü vardı. Onu her programda hatırlatıyorsunuz zaten. Atatürk'ün çizgisinden çıkmasaydı MHP'yi kurmak zorunda kalmazdım diye. Bu cümleyi hatırlatıyoruz Başbuğ Alparslan Türkeş'in ama şimdi diğer iki konuyu Sıdır Hocam buyurun. CHP'nin tüzüğün ilk maddesini okuyorum size. Hakkınız ondan sonra sözü hocama diyeyim. Verelim. Ya tüzüğünü okuma. CHP bir saniye bölmeyin. Kuruluş bir saniye Osman Bey. CHP, Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ve Kuvayi Milliye'nin devamı olarak 9 Eylül 1923 tarihinde kabul edilen parti tüzüğüyle kurulmuştur. Bugünkü tüzükte aynen devam. 1923. CHP'nin genel başkanı diyor. Aynı tüzüğü kabul ediyor. Yok CHP'nin genel i̇şte başkanı. CHP'nin genel başkanı o yüzden sizin anlattığınız gibi ya tutarlı, ilkeli, ya, şeffaf, şu bir adam değildir. Sana göre olamaz. Bana göre, sana göre evet. Sana göre Meral Akşener şeffaftır. Şey, Kemal Kılıçdaroğlu şeffaf değildir. Ben de diyorum ki kardeşim. Benim demediğim şeyi bana deme. Ben ya. Ne Meral Akşener diyorum. Hayır, ama Kılıçdaroğlu şey diyorum. Osman Bey de ilkel demedi zaten CHP. Hayır yani şeffaf da demediniz. Şimdi, tüzüğe o zaman hani bu CHP maddeyi, ilkeli mi? Bak Kılıçdaroğlu'nun ben şeffaflığını şöyle diyorum kardeşim. O zaman HDP konusunda şeffaf. KHK konusunda şeffaf. Tamam. Diğer ya, FETÖ konusunda şeffaf. Seyircimizin sorusuna ne diyeceksiniz ne? Peki? Diyor ki HDP ile görüşüyor diyor CHP şeffafsa İP Genel Başkanı Akşener'de kahvaltı yapacağım diyor. O şeffaf değil mi diyor? Onu diyor. Ama ardından HDP ile hiçbir yaptığı açıklamada görüyoruz. İşte şeffaf o değil. Hem kahvaltıya davet ediyorsunuz, hem HDP kapanmasın diyorsunuz. Çıkıyorsunuz ondan sonra HDP'nin aleyhine açıklama yapıyorsunuz. Bu mu şeffaflık?
HDP'nin aleyhine açıklama var mı Akşener'de? Var tabii. Var. Bir ilişkimiz olmaz diye açıklamalar var. Aleyhine bir şey var mı? Terör örgütüyle arasına mesafe koymalı dedi. Geçenki sanki açıklaması, en son açıklamasını okudunuz. En sonki bulayım size. Okuyayım en son açıklamayı. Yok yok. Kadir Hocam dediği doğru. Şimdi bizim burada meseleye nereden baktığımız önemlidir. Baktığımız yer şudur. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi savrulmuştur. Bu savrulduğu noktadan bir türlü çıkamamaktadır. Dolayısıyla da Cumhuriyet Halk Partisi bugün kuruluş umdelerinden fevkalade uzak bir yerde durmaktadır. Ve Türkiye içinde zaman zaman milli güvenlik sorunu haline de gelme istidadı göstermektedir. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin eleştirilerimizin temelinde bu vardır. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi elbette ki Atatürk'ün mirası çerçevesinde hareket etmiş olsa biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni niye tenkit edelim? Alın başımızın üzerine koyarız kuşkusuz ki. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili böyle bir milletimizin problemi oluşmuştur. Cumhuriyet Mevcut Halk Partisi, Genel Başkan da söylüyor zaten. İşte Osman Bey az önce örnek verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tenkit etmemizdeki en önemli husus budur. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten çok tehlikeli bir çizgide son derece ilkesiz bir şekilde yürümektedir. Hı hı. Bu yürümüş olduğu yol Türkiye'yi bölünme noktasına götürür Allah muhafaza. Onun için biz zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştiriyoruz. Onun için bu altılı masanın niyetini sorguluyoruz. Onun için bu altılı masanın açıklamalarını sürekli olarak irdeliyoruz. Ve bu nereye gider diye düşünüyoruz. Altılı masanın altılı masa olmadığını onun için vurguluyoruz. Altılı masanın sekizli masa olduğunu ifade ediyoruz. Hı hı. Bir yedinci parti var. O yedinci partinin içerisinde 7-8 tane değişik unsur var. Bunlar ayrı bir meseledir. Ama bir de dış güçler dediğimiz bir başka ayağı vardır. O dış güçler ayağını da ihmal ederek zaten tartışamayız. Niye? Çünkü manda himaye noktasına Türkiye gelmiştir bu altılı masa hususuyla. Yani esas bizim problemlerimizden birisi budur. Milli mücadeleye giderken biz neyi tartışıyorduk? Manda ve himaye kabul edilemez diyorduk. Doğru. Değil mi? Doğru. Niye 4 Eylül'de başlattı Sayın Genel Başkan Sivas'tan hareketin mitingini? İşte bu sebeple manda ve himaye hiçbir şekilde kabul edilemez. Türkiye böyle telkinlerle yönetilecek, geleceğini çizecek, peki, projekte edecek bir ülke değildir demek için. Peki. O meseleye böyle yaklaştığımız zaman altılı masanın da altındaki yedincinin de sekizinci ayağında duruşunu görürüz. Peki. Şimdi siyasette biraz bir tur daha geleceğim birazdan. Hemen söz hakkı vereceğim. Erdem Hocam beklettik, hakkınızı helal edin. Helal edin. Şimdi o fotoğraf karesini bir kez daha alabiliriz. Sevgili yönetmenimler rica edeyim. Çok konuşulan fotoğraf karesi vardı. Amerika'ya özellikle bir gönderme olacaktır. Amerika'ya daha güçlü gideceğiz bu fotoğraf karesiyle dedik ya. Mesela Joe Biden'la görüşme ihtimali var. Birebir görüşme ihtimali. Net olmamakla birlikte. Saati, zamanı, yeri belli değil. Ama görüşülebilir dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte bu fotoğraf karesinden sonra özellikle o gidişatı ve Joe Biden'la görüşecek olması veyahut işte 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabında ne bekliyoruz hocam? Yani biraz önce de bahsettiğimiz gibi bizim Doğu dünyasında da etkili bir yerimiz var. Bu Batı dünyasındaki gücümüzü daha da artırıyor. Batı dünyasındaki yerimiz de... O gücü görebilecek miyiz Amerika'ya tabii gittiğimizde? Yani, F-16'lar konusu, F-35 konusu, Suriye'nin kuzeyi... Suriye'nin kuzeyindeki hususta Amerika Birleşik Devletleri İsrail tarafından, yani İsrail'in güvenliğini Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliğine özdeşleştirmiş durumda. Hı hı. Yani Suriye konusundaki hususta Amerika'daki... etkin İsrail lobisi, etkin kamuoyunun İsrail'e yakın olması nedeniyle orada bir farklılık var. Yani o bakımdan Suriye'nin kuzeyindeki hususu bizim bölge ülkeleriyle bir araya gelerek şu an misafir ettiğimiz Suriyeli sığınmacı kardeşlerimizi gasp edilen, işgal edilen topraklarına, asıl yurtlarına mutlaka bir şekilde yerleştirmemiz lazım. Bu konuda mesela Avrupa Birliği'nin, yani Avrupa'nın desteğini alabiliriz. Avrupa Birliği bu konuda bir şartlı olarak bir destek verdi Suriyeli sığınmacıların dönüşüyle ilgili. Burada Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğu çok net. Çünkü biliyorsunuz 29 Ağustos'ta ihtiyacı vardı, ihtiyacı varmış gibi davranmıyorlar tabii. Ama aynen öyle davranmıyorlar ama artık jeopolitik gerçekler Avrupa'yı, özellikle de Almanya'yı Türkiye ile birlikte hareket etmeye zorluyor. 29 Ağustos'ta Prag'da
Alman Başbakanı Şansölyesi jeopolitik Avrupa vizyonundan bahsetti. Yani burada özellikle göç konusu da dört ana maddeden bir tanesiydi. Hı hı. Yani göç konusunda onlar da artık daha farklı bir göç politikasına gidecekler. Eski ihtilafları, çatışmaları kapatıp Avrupa Birliği'ne jeopolitik bir vizyonla bakacaklarını ifade etti. Hı hı. Yani o bakımdan Suriye konusunda kesinlikle bizim Amerika ve Rusya'dan ziyade Avrupa'ya ve bölge ülkeleriyle işbirliğine dayalı olarak sığınmacı kardeşlerimizi asıl yurtlarına yerleştirmemiz lazım. Benim bir de vurgulamak istediğim şu var. Şangay İşbirliği Örgütü'nün bir boyutu daha var. Yani Şangay İşbirliği Örgütü'nde dedik ya, Türkiye'nin menfaatleri açısından mutlaka Zengezur Koridoru'nun açılması lazım. İkinci evet. boyutu da küresel sermayenin oyunlarına Şangay İşbirliği Örgütü dikkat etmesi lazım. Çünkü Şangay İşbirliği Örgütü'ne küresel sermaye zaten sıcak bakıyor. Küresel sermaye şu an Amerika Birleşik Devletleri'ni zayıflatmak için Şangay İşbirliği Örgütü'nü destekliyor. Fakat küresel sermayenin oyunlarına Şangay İşbirliği Örgütü dikkat etmeli. Ona karşı mutlaka önlemler alınmalı. Artı bu fotoğrafta... O fotoğrafla ilgili bir izleyicimiz de soru yollamış. Teveccüh var, sağ olun, teşekkür ediyorum. Hepsini okuyamıyorum. Hakkınızı helal edin sizler de. Songül Hanım Çankırı'dan yazıyorum. İyi yayınlar demiş. Biden'ın böyle fotoğrafı var mı diye sormuş. Yani bu tarzda bir fotoğrafı Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerinde ve dünya lideri muhakkak vardır belki, ama bu daha samimi değil mi? Yani, evet, yani muhakkak vardır. Şu an o konuda bir şey net bir şey söyleyemeyiz, evet, belki söyleyemeyiz. Ama olabilir, ama bu daha samimi. Yani şuraya geleceğim. Mesela şimdi Rusya çok sıkışmış durumda. Barıştan, anlaşmaya varmaktan söz ediyor. Hı hı. Yani burada tabii Türkiye yine yapıcı rol oynayacak. Fakat Rusya... En azından Biden'ın, çok özür dilerim, Biden'ın yanında İlham Aliyev gibi oturan, işte abim geldi ve ben güvencedeyim diyebilecek kadar böyle bir samimi bir fotoğraf olmayabilir Biden'la alakalı. Hani seyircimizin sorusuna Songül Hanım Çankırı'dan yazmış, sağ olsun. Buyurun hocam, tamamlayın. Şimdi malumunuz 13 Eylül sabahı Ermenistan tarafı Azerbaycan sınırına kuzeyden güney hattına doğru Daşkesen'den, Kelbecer'den, Laçin ve Zengilan hattında saldırıya geçti. Çatışmalar yaşandı. Bu arada tabii Azerbaycanlı şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Abi. Ruhları şad olsun. Abi. Aynı şekilde 14 Eylül'de de Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışmalar oldu. Hı hı. Yani bu çatışmaların da ben tesadüf olmadığını değerlendiriyorum. Çünkü zamanlama açısından. Evet, belki. Kesinlikle Şangay İşbirliği Örgütü'yle bu toplantısıyla ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Rusya şu an çok sıkışmış durumda. Çin'in desteğini almak istiyor. Çin'e bence mesaj gönderiyor. Yani bu sınır çatışmalarının Rusya'nın kontrolünde olduğunu değerlendiriyorum. Peki. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarından çekinen Çin, Rusya'ya açık bir destek vermiyor. Sadece gaz alımında bir destek veriyor. Hatta Çin'in gazı alıp Avrupa'ya sattığı da söyleniyor. Yani çünkü Çin diyor ki, eğer Avrupa olmazsa ben olamam diyor. Rusya burada çok sıkıştığı için Çin'in desteğini almak istiyor. Aynı zamanda Türkiye'nin desteğine ihtiyacı var. Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki bir barış anlaşmasında yapıcı bir rol oynayabilir. Şunu demek istiyorum. Rusya'nın Ukrayna'ya savaşında Çin şöyle bir açıklama yapmıştı. Savaşın başladıktan sonra. Biz dedi, Ukrayna'yı köprü olarak görüyoruz dedi. Ama diyor, Rusya Ukrayna Savaşı Amerika'nın kışkırtmasıyla cepheye dönüştü diyor. Yani aslında jeopolitik olarak Rusya ile Çin arasında bir rekabet var. Bunu Rusya şöyle izah ediyor. Çin diyor, bizim için diyor tarihi olarak jeopolitik bir müttefik değildir diyor. Şu an bulunduğumuz durum diyor konjonktürel ve tesadüfidir diyor. Peki. Yani bu Asya'daki bu Rusya ve Çin arasındaki jeopolitik çekişmeleri de dikkat etmek gerekiyor. Küresel sermaye Amerika'nın karşısına Şangay İşbirliği Örgütü'nü çıkarmak istediğini de biliyoruz. Küresel sermayenin bu konudaki tuzaklarına da oyunlarına da gelinmemesi yönünde de ben de milletimizin huzurunda dikkat çekmek istiyorum. Peki hocam, teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi son
10-12 dakikamız var. Hemen ikişer üçer dakika siyaset toparlayalım ama şu başlıklarım kaldı. Ben başlıkları söyleyeyim sadece, yorumları size bırakalım. Ticaret kanunu ile ilgili CHP'nin yine çelişkisi var. Önce kabul ediliyor Meclis Genel Kurulu'nda oy birliğiyle, oy çokluğuyla da değil. Sonrasında Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor iptal olsun diye. Bu masaya nasıl yansır? Yine burada bir çelişki. CHP'nin kendi çelişkisi. Bir de bu hafta programımızın adı Haftanın Raporu. Tabii hafta boyunca neler konuşuldu onları söylüyoruz ama en çok konuşulan maddeler ve başlıklar arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da geçiyor zannetmesi, Polatlı'dan ve Haymana'dan bir haber olduğunu bile biliyoruz. Osman Bey'le başlayalım bu bölüme de. Hangi bölüme? Bu bölüme. Şimdi CHP'nin mesela hep diyoruz ya ikircikli tavrı veya işte çark etmesi, ticaret kanunu ile ilgili önce evet oyu kullanıyor mecliste, genel kurulda. Sonrasında hayır olmayacak deyip Anayasa Mahkemesi'ne peki, gidiyor. İlk defa AYM'ye gitmiyorlar. Ben diyorum ki bunlar milletin gözü önünde gelişiyor. Değil mi? Görüyoruz yani. Gene şeffaflığa mı geleceğiz? Yok yok, o yapıyor. Bakın size şimdi İYİ Partilerine ilgili bir şey okuyorum. Tamam. Oradan geçerek. Buyurun. Döndüremedim 13.09.2022'de Fox TV'de Meral Akşener konuşuyor. Yan yana asla gelemeyeceğimiz parti HDP'dir diyor. Muhalefet içinde diyor HDP ile bizim yan yana gelmemiz gerektiğini iddia eden bir grup var. Tuzluğumuza saygı duysunlar diyor. Geçiyor ona diyor ki siyasi partilerin birbiriyle ilişkilerine en küçük saygısızlığa bir sözümüz yok diyor. Onların diye HDP ile ilişkisine saygı duyuyoruz diyor. Tamam. Şimdi üstte bu ne diyor? Kardeşim altılı masa siz bütün değil misiniz? Bütünsünüz değil mi? Ya bir, öyle söylüyorsunuz. Onların ilişkisine saygı duyuyorsunuz. Yani İYİ Parti olarak onların ilişkisine saygı duydu. Onlar kim? CHP. İşte karikatürü verebiliriz. Hem oradan da CHP isimlerini. Falan filan öbür diğer partiler. Onların ilişkisine saygı duyuyorsunuz. Yani HDP ile CHP'nin, Saadet Partisi'nin, Deva Partisi, Gelecek Partisi'nin ilişkisine saygı duyuyorsunuz. HDP ile diyorum bakın. Yani PKK'nın siyasi kanadı. Ama o masanın da bir ferdisiniz. Bu nasıl oluyor peki? Yani bu baktığınız zaman doğru bir yaklaşım mı? HDP kapanmasın diyen siz, Selahattin Demirtaş'tan kahvaltı yapmak, kahvaltıyı açık kapı bırakan siz ama öbür taraftan diyorsun asla yan yana gelemeyeceğiz partide HDP'dir diyorsunuz. Şimdi bir izleyicimiz fotoğraf karesi atmış. Bunu araştıralım bakalım ama şöyle ittifakımız yok olsa söyleriz demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Neyi? İttifakımız HDP ile ittifakımız yok olsa söyleriz diye bir görsel atmış ama yani bununla ilgili bakacağız. Ya şimdi tabii, yani hani bu bakın, tarzda söylemleri ilk defa değil HDP'li elbette CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu. Defalarca HDP ile görüşmüyoruz. Ramazan Bey atmış sağ olsun. Şimdi ittifak farklı bir şeydir. İttifak bir hukuki zemini de icap ettiren bir husustur. Fakat bu ilişki olmaması ayrı bir şeydir. Bir ilişkileri vardır. Bu ilişki ittifak biçiminde gerçekleşmemektedir. Ama ilişkiyi sürdürüyorlar. Bu ilişkide sonuç şeffaf itibariyle... Şeffaf deyince aklıma Pervin Buldan'ın yani, sözü aklıma geldi. Biz şeffaf olun bizimle artık bizim masaya koyun dememiş miydi Pervin Buldan? 2019 seçimlerinde Ankara ve İstanbul'u HDP olmasa kazanabilirler mi? Kazanamazlar. Bitti. Şimdi mesele burada. Yani bir buna da katılıyoruz aslında. Bir ilişkimiz yok diyemiyor. Bir ittifakımız yok diyor. İttifak teknik bir hadisedir. Hukuki bir hadisedir. Hı hı. Ve o çerçevesi kanunlarla belirlenmiş bir olaydır. Millet İttifakı diyoruz. Cumhur İttifakı diyoruz. Bunun nasıl olacağı da yine nedir? Yasalarla belirlenmiştir. Bugün Sayın Ali Babacan da dedi, biz bir ittifak içerisinde değiliz dedi. Bakın, hı hı. Altılı masa bir ittifak değildir henüz dedi. İttifaka girmiş değiliz dedi. Neden sonra söyledi Ali Babacan bu açıklamayı? Sayın Bülent Kuşoğlu'nun açıklamasından hatta sonra söyledi. Hatta İYİ Partili hocam, İYİ Partili evet. Genel Başkan Yardımcısı dedi ki biz dedi ittifak halinde değiliz dedi. Hatırlayın, geçen şimdi, hafta. Şimdi kimse onlara bir ittifak halindesiniz demiyor. Bir ilişki halindesiniz deniyor. Bu ilişkiyi yarın ittifaka çevirirsiniz veya çevirmezsiniz ama sonuçta bu görünmeyen bir ittifak biçiminde de cereyan edebilir. Hocam bu da tartışmaya açık. Evet. Yani bu ittifak yani, mı ilişki mi? Bir ilişki işte şimdi bir ilişki yani, yürütülüyor. İlişki ittifak değil şimdi midir? Bakınız, yani bunu ben size bir şey söyleyeceğim. Sayın Babacan HDP'yi ziyaret etti mi?
Etti. Evet. Kabul etti mi onları? Etti. Sayın Ahmet Davutoğlu ziyaret etti, kabul etti mi? Etti. Sayın Temel Karamoğlu etti mi? Etti. Peki CHP de bu şeyi yaptı, karşılıklı yaptılar, fotoğraf da verdiler. Bir Gültekin Bey kaldı HDP ile açık bir şekilde görüşmeyen, etmeyen orada. Bir de İyi Parti görüşmüyoruz diyor. Bunun dışında şimdi sonuç itibariyle masanın büyük bir kısmıyla sayısal olarak en azından ilişki var mı yok mu? E var. Bunlar ilişkiyi gizliyorlar mı? Hayır. Hatta Sayın Babacan bunu bir ileri noktaya da götürdü. Dedi ki belki dedi bir seçim işbirliğine de girebiliriz HDP ile dedi. Bakın bunu çok açık net bir şekilde de söyledi. Ben bunu şimdi, ittifak olarak görüyorum hocam. Evet. Şimdi orada oturuyor mu İlişki Sayın diyorsunuz? Babacan? Oturuyor. İşte şu. Değil mi? Evet. Orada oturuyor. Şimdi orada oturan bir kişi bunu açıkça söylüyor. E diğer taraftan aynı şeyi Davutoğlu da söylüyor. Bir temsilcisidir diyor vesaire filan. Yani birçok cümleler, o cümleleri bugün net olarak hatırlamayabiliriz zihnimizde. Onun hepsi... Bizzat hatırlamıyoruz ama içeriğini yani, biliyoruz. Sonuç itibariyle geldiği anlam nedir, taşıdığı anlam nedir? Budur, bir ilişkileri vardır. Bu ilişkiyi yoktur demenin bir anlamı yok. Dürüstlük değildir bu, etik de değildir. Hı hı. Kime karşı etik de değildir? Esas HDP seçmenine karşı etik de değildir. Bir taraftan bu HDP'ye oy veren milyonlarca insan ne olacak diyeceksiniz. Diğer taraftan da bunlarla görünür bir ilişki tesis etmekten kaçınacaksınız. HDP'yi meşrulaştırmak için milyonlarca seçmen söylemine gidiyorsunuz. Fakat aynı meşrulaştırma çabası içerisine girdiğiniz HDP ile ilişkinizde saklamaya uğraşıyorsunuz. Bu ne ilkesizliktir? Hem kendi seçmeninize saygısızlık, hem orada HDP'yi meşrulaştırmak üzere kullanmış olduğunuz milyonlarca seçmene saygısızlık. Kadir Hocam, bir araya girebilir miyim? Kadir son Hocam sözüm, geleceğim son size. Son sözümü söyleyeyim. Mesela İyi Parti ayın 9'unda, 9 Eylül'de açıklama yapıyor. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, CHP ile şu anda bir ittifak içinde olmadıklarını söyledi. Evet. Poyraz seçim kararı alındıktan sonra 6 parti ittifak içinde olabilir diyor. Ve altılı masa olarak... Yeni açıklama bu, bir de çok eski değil. Yeni açıklama. Altılı masa olarak diyor. Masanın bir tane kuruluş amacı var diyor. Güçlendirmiş parlamenter sistem. Ya bu kadar bir komedi yani ya. Tiyatro yani. İttifak haline değil istiyor. İyi Parti Genel Sekreteri. E Meral Akşener de bunu yalanlıyor mu? Yalanlamıyor. Ya nasıl bir ittifak bu? Altılı masa falan filan. Peki Kadir Hocam. Hocam. Yok ben... Şeyle ilgili, iç siyasetle ilgili değil de dış siyasetle ilgili bir şey. Tamam, eğer Kadir Hocam'a geleyim, ondan sonra geleyim tamam. O zaman size. Ben, tabii konu çok dağıldı. Sizin o son sorduğunuz sorularla ilgili şöyle bir şey, hı hı, değerlendirme yapayım. Cumhuriyet Halk Partisi, Türk siyasetinde parlamenter sistem içerisinde demokrasiye vermiş olduğu destek noktasında sınıfta kalmış bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en başından beri maalesef böylesi bir kötü durumu söz konusudur. Bu demokrasiye vermiş olduğu zararla birlikte Türkiye'nin üniter yapısıyla ilgili yapmış olduğu bir takım çalışmalar ve raporlarda da üniter yapıya risk doğurabilecek projeksiyonları rapor halinde Türkiye'nin tartışmasına, Türkiye'nin gündemine, kamuoyunun dikkatine sunmuştur. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olması halinde destek alabilmesi noktasında Demokrat Parti'ye, Saadet Partisi'ne, diğer iki partiye kendi partisinin listelerinden milletvekilliği verebilir. İşte o zaman tam bir ittifakı görebilirsiniz. Diğer partiler seçime bile kendi adlarında girmeyebilir. Bunu da önümüzdeki günler bize gösterecek. Gösterecek ve konuşacağımız da konu aslında diğer haftalar, hafta içi. Erdem Hocam bir cümle, süren bitti. Ben biraz önceki konuyla ilişkili olarak yani fotoğrafla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın... Hemen getirebilir miyiz fotoğrafı? Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafıyla ilgili yeni bir jeopolitik bakış açısı açısından... Ama çok az süren kaldı hocam, bir cümle hemen. Medeniyetlerin hareket ettiğini biliyor Türkiye. Şimdi bu fotoğraf aynı zamanda Türkiye'nin medeniyetin doğuya doğru kaydığını, hı-hı, gördüğünü ve ona göre jeopolitik bir hamle yaptığını da aslında bütün dünyaya ilan ediyor. Yani o bakımdan da çok önemli bir fotoğraf. Hı-hı. Çünkü medeniyetler sabit kalmıyor. Şu an Amerika'dan o medeniyet
küresel sermayede Amerika'yı zayıflatmak istiyor. Doğuya kayıyor. Türkiye şu an jeopolitik bir hamle yaptı ve doğuda da artık yer alacağını bütün dünyaya ilan etti. Peki. Erdem Azizoğlu teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür sağ olun. Profesör Doktor Zakir Avşar bizlerle birlikteydi. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Teşekkürler. Kadir Ertaş Çelik bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyorum Kadir Bey. Sağ olunuz. Ve Osman Diyedin Osman Bey teşekkürler. Sevgili izleyiciler bizlerle birlikte oldunuz. Size de çok teşekkür ediyoruz elbette. Gelişmeleri Bengütürk'ten takip etmeye devam edebilirsiniz. Haftaya Cuma görüşeceğiz. Hoşçakalın.